Bugün ayın yanılmıyorsam 30'u. 30 Eylül 2014'te Yahşi Baraz'ın mabedinde Kurtuluş Caddesi 191B no'lu kutsal binasında Türk sanatının gizli modern sanat müzesinde modern ve çağdaş sanat merkezinde, müzesinde diyelim. 1975'ten beri galericilik yapan ve bu cümleyi ilk ben kullandığım için rahatça söyleyebilirim. Türkiye'nin Leo Castellis'i olan Yahşi Baraz'la beraberiz. Yanımda değerli eleştirmen ve yazar dostum Emin Çetin Girgin var. Yahşi Baraz'ın misafiriyiz bugün. Konumuz 80'li yıllar ve 80'li yıllarda Türk sanatı nasıl değişti, Türk sanatı neler yaşadı, nerelerden gelmişti, nerelere basarak birden bir ivme kazandı 80'li yıllarda ve bununla ilgili sevgili Yahşi Baraz'la sohbet edeceğiz. Daha çok onun görüşlerini alacağız. Hazırlanan sergi 80'li yıllar, bildiğiniz gibi özellikle 50'li yıllarda doğmuş ve 80'li yıllarda iş üretmiş, 80'li yıllarda ürettikleri işlerle Türk sanatının görsel çehresini, piyasasını büyük bir değişime, metamorfoza, çalkantıya götürmüş ve bugün çağdaş Türk sanatı ve kimilerinin de güncel Türk sanatı diye adlandırdığı bütün hareketi içinden ilk pişiren, kaynatan ve topluma sunan, toplumla paylaşan sanatçılar üzerine konuşacağız. özetle Yahşi Baraz'la ben ilk 67 Stockholm sergimde uzaktan görüşmüşüz ama bir aramızda bir fotoğraf kaydı yok o günlerden. Daha sonra 82 Ankara sergimde, 82 Aralık Ankara sergimde tanıştık. Ve Yahşi Baraz'la da o günden itibaren, o günden beri bir diyalog ve çalışma içindeyiz. Ve 1984'te de o kendisi daha da detaylı anlatır. Belki Türk Çağdaş Sanatı için kritik ve önemli olan bir sergiyi bu binada yapmıştık. Giriş katındaki galeride ona tahmin ediyorum değinir. Sevgili Emin Çetin Girgin de zaten 80'li yılları iyi bilenler tanır. Kendisi o döneme en çok damgasını vuran, herhalde Sezer Tansu ile beraber en çok damgasını vuran iki eleştirmenden biri. Hasan Bülent Kahraman'ın da o yıllarda başladığını sayarsak diyelim üç eleştirmenden biri diyebilirim. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarıyla Türk Çağdaş Sanatı'nın çehresini değerlendiren, yön veren çok değerli bir dostumuz. O da sanatı siyasi, sosyal, felsefi yönleriyle beraber ele alıp değerlendiren Türkiye için çok çok değerli bir yazar dostumuz. Şimdi esas dediğim gibi bugün biz Yahşi Baraz'ı konuşturacağız. Ve ben bu kısa girişin ardından dediklerimi çok özetleyen bir soru soracağım. Sonra da aynı şekilde buna ek bir soru açılımı da Emin Çetin'den rica edeceğim. Benim sorduğum şu, Yahşi, birbirimize hitap ettiğimiz gibi rahat konuşalım aramızda. Sevgili Yahşi, 1975'te galeriyi açtıktan sonra adım adım işte önce diyelim klasik resim, oryantalist resim, Türk empresyonizmi oralardan geçtikten sonra çağdaş sanatı ilk ilişkilerini belki zaten benden de önce Burhan Doğançay'la kurduğunu hatırlıyoruz, biliyoruz. Evet. Ve o günlerden başlayarak adım adım Türkiye'de bu toplumsal değişimin mümkün olup olamayacağını, bu nabzını nasıl yokladın, neler yaşadın
Türk alıcısının bu klasik empresyonist ve oryantalist kurgudan çıkıp çağdaş sanata yönelebilme şansını 80'lerin başında nasıl görüyordun? Bu şansları nasıl değerlendirdin? Toplumun bu değişiminde muhakkak daha sonra değineceksin. Kişisel açtığın bazı sergiler dışında büyük toplu sergilerle nasıl bu değerlendirmeyi yapıp Türk sanatına yön vermeyi seçtin? Ve yaşadığın bu arada ilginç anekdotlar vesaire de olabilir. Alıcılarla, sanatçılarla sonsuzdur. Arada onlardan örnekler de verebilirsin. Benim açılış sorum bu. Şimdi sözü Emin Çetin'e veriyorum. Ben istersen birkaç cevap vereyim. Emin Çetin de birkaç şey sorsun. Sonra sözü sana bırakacağız. Ben küçük bir şekilde tamamlayayım. Ama biraz seni heyecanlandırmak için provoke ederim tabii. Sen 1970'lerde bu işe başladığında Türkiye'de galericilik diye bir meslek, para kazanılacak bir meslek yoktu. Evet. Resim bir kategori değildi. Sanat iş dünyasında bir kategori değildi. Sanat yalnızca insanların iyi niyetle yaptığı, hobilerini geliştirme, kendi aralarında bir sosyallik kurma endişesi içinde küçük camiaların bir arada olduğu bir entelektüel mekandı. Sen Türkiye'de ilk galericiliği meslek olarak kuran ve örgütleyen insansın. Açık söylemek lazım geliyorsa çok da sevilen bir insan değilsin. Niye? Çünkü herkes senin herkesin hakkını yediğini düşünülür. Sen bu işten para kazandın ama kazanılan paranın bir kısmı artı değerdi. Artı değer ise sömürünün kaynağıdır. Sen bunu meslek olarak seçtin. Bir ivme getirdin, bir dinamizm getirdin ve artı değeri kazandın. Yani piyasada sömürüyü yasallaştırarak. Ya şimdi bu Marksist söylemlerden ürkme, rahat ol. Sen yine istediğin gibi cevaplarsın, rahat ol. Evet. Sömürüyü yasallaştırarak, sömürüyü belli bir zemine oturtarak bir ekmek kapısı açtın. Sanatçılara bir ekmek kapısı açtın. Senin sayende, senin vasıtanla, senin neden olduğun bir mecrada sanatçılar profesyonelleşmeye başladılar. Aynı proleterin, emekçinin sermayeye muhtaç olması gibi sanatçılar da sende bir muhtaçlık ilişkisi geliştirdiler. Bir efendi köle ilişkisi geliştirdiler. Bundan dolayı da rahatsız edici bir figür oldu. Ama buna rağmen bir başlangıç noktasındasın. Bir başlangıç noktasının ilk kurucu ögesi olması dolayısıyla çok önemli bir iş yaptın. Ben bunları söylerken seni suçlamak istemiyorum. Aksine seni biraz kızıştırıp güzel konuşturmak için bunları söylüyorum ama söylediklerim cinas, sitem veya mizah değil. Gerçekleri de ifade ettiğimi belirtmek istiyorum. Şimdi sözü Yaşi'ye veriyoruz. 1 saat 45 dakikamız var. Zamanı ekonomik olarak kullanacağız. Çünkü yoksa biz bu sohbeti sonsuza dek de yapabiliriz. O kadar doluyuz. Zaman, buyurun Yaşim Bey. Zaman zaman da kesiyorsunuz. Tabii. Buyurun. Şimdi, ikiniz için de çok teşekkürler. Güzel bir açılış yaptınız ikiniz de. Şimdi benim konumum çok farklı. Yani beni seven, sevmeyen onlar hiç beni ilgilendirmedi hayatımda. Benim için sanat çok önemliydi. Benim almış olduğum bir akademi eğitimi var. Yani 1964 ile 69 arası Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrencilik yaptım ve bir sanatçı kimliğiyle hayata atıldım. Hocam Sabri Berker'di. Bize sanatın nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini, sanatçıyla nasıl diyalog kurulduğunu, müze gezmek, kitap biriktirmek, sanatçılarla nasıl konuşulur? Bize onları ilk öğreten odur. Biz o zaman 20 yaşındaydık. Hiçbir bilinç
gelişmesi olmadan öğrenci konumunda bu şeye girdik. 5 yıl ben hem Türkiye'de kendi araştırmalarımı yapmaya başladım, kitap topladık, sanatçılar topladık. Daha sonra Avrupa'ya gittik, İsveç'te, Londra'da, Almanya'da, her tarafta dolaştık ve döndük. Bir zaman içerisinde seramik atölyesini aşağı yukarı 3-4 sene işlettikten sonra Amerika'ya gittim. Benim ilk maceram Amerika'da başlamıştı. Ama bir sanatçı kimliğiyle Amerika'ya gittim. Ve orada bir galericiyle tanışarak galeride çalışmaya başladım. Benim ilk hengitim oradan başlamıştı. Neresi onu da ismini koyar mısın? Nerede çalışmaya başladın? New York'ta Unicorn Galerisi'nde çalışmaya başladım. New York'ta Unicorn Galerisi'nde. Orada tabii bilinç düzeyi çok değişiyor. Çünkü Amerika ile Türkiye arasında 74 yılında aşağı yukarı 100 yıl, 150 yıl gibi bir fark vardı. Müzeler kurulmamıştı, koleksiyoncu yoktu. Sanat Türkiye'de, sanatçılar son derece amatördü. Hatta ben sanatçılara fiyat sorduğum zaman fiyat söylemekte utanırlardı, çekinirlerdi. Bilmiyorum yani pazar da yoktu. Hı hı. Amerika'da ise müzeler kurulmuş, vakıflar kurulmuş, büyük holdingler sürekli olarak eserler satın alıyor, galeriler açılmış ve çok büyük bir dinamizm var. 74 yılından fazla. O zamanlar tabii 74 ve 90 arası Amerika'nın en hızlı geliştiği bir dönemdi. Benim oradaki şansım bu müzeleri ve oradaki galeri sistemini tanıyarak Türkiye'de bu işi yapmaya çalıştım. Türkiye'ye döndüğüm zaman 1975 yılıydı ve Kurtuluş günü benim aile apartmanımda bu galeriyi açtım. Herkes benden alay etti, hiç unutmuyorum. Bu dedi saçma bir meslek ki hepsi böyle Harvard'dan, herhangi bir Alman üniversitesinden, Fransa'dan mezun olmuş yakın arkadaşlarım vardı Sorbonne'dan. Burada böyle bir şeyin olmayacağını söylüyorlar. Yani Türkiye aslında çok ilkeldi o yıllarda sanat bağımında. Yurt dışında büyük eğitim yapmış, zenginleşmiş, belirli bir sosyal pozisyonu olan insanlar bile sanatla hiçbir bağlantısı yoktu. Hatta ben o yıllarda bile Amerikan resmini lanse etmeye başladım. 79-80'ler itibaren. Çok küçümsüyorlardı, çok iyi hatırlıyorum. Sonradan keşke Amerikan resmi alsaydık dediler ki, mesela Amerikan pop artı o zamanlar çok popülerdi. 100 bin dolar civarındaydı. Bugün 30-35 milyon dolar oldu o resimler. Onları da iyi kaçırdık. Ve ben Türkiye'ye döndüm. Ne yapacağımız belli değil. Pazar yok, yayın hayatı yok, televizyon yok. Bir tek Cumhuriyet Gazetesi'nde yazı çıkardı. O da Emin Çetin Girgin'in yazılarıydı. Sezer Tansu vardı, çok yakın arkadaşım. Onunla teşvikli mesai yapıp nasıl yapalım diye biz sabahtan akşama kadar düşünürdük. Telefon dahi çalmazdı günlerce. Yani öyle bir dönem var. Şimdi eğer idealist bir insan olmasaydım, ben çoktan kapatıp gitmiştim bir sene sonra. Fakat bu sanat sevgisi, ki beni mesela eleştiren birçok ressamlar falan vardır ama beni hiç ilgilendirmez. Çünkü onlar tarih bilgisinden yoksun kişilerdir, beni eleştirenler. Çünkü Türkiye'de o kadar yeni başlayan bir şey ki, olmayan bir şeyi lanse etmek ve bir şeyi çok erken başlatmak da bazı zorluklarla karşılaşabiliyorsunuz. Değil mi? Bir zamanlama meselesi vardı. Biz 75'te açtığımız zaman hiçbir şey olmadan bu sergileri açmaya başladık. Türkiye'nin en önemli ressamlarıyla çalışmaya başladık. O kişiler kendilerinin atölyeleri yoktu. Hiç pazar yoktu. Resim satmamışlar. Yayın hayatı da yoktu. Yani bir kitap da hiç kimler bunlar? Söyler misin isimleri? Mesela Edip Hakkı Köseoğlu. Başta o. Edip Hakkı Köseoğlu. Bulunduğu yerde çok önemli bir ressam olmasına rağmen sen gene orada ikinci baharında son olarak sen onu çıkarttın ve sahip çıktın. Mesela Ercüment Kalmık. Bütün empresyonistler, bütün klasik mesela Hoca Ali Rıza, Süleyman Seyit, Osman Hamdi. Ben sanmıyorum Türk resmi içinde hem Osman Hamdi hem Bedri Baykam satmış olsun. Böyle bir yelpazeden geliyoruz. Hatta dahasını da söyleyeyim. Türk primitifleri Osman Hamdi'den sokak ressamına kadar her şeyi sattım. Çünkü kişilik yoktu o zaman. Günü kurtarmak için en saçma sapan bir resmi de sattım.
Ama birisi 10 dolardı, öbürü daha pahalıydı. Ama 10 dolara da bir müşteri bulursak, galeriyi ayakta tutmak amacıyla onları da yaptı. Tabii bugünkü galeriler böyle bir şeyi kabul etmeyebilir. Ama o yıllarda öyleydi. Bugün Abuaz Voller'ı düşünün. Adam ufacık bir mağazası var. En büyük resimleri satmış. Matisse'ler, Picasso'lar, Braque'lar hepsini satmış. Kendisi yeri süpürürmüş adam. Camı kendisi silermiş yani söylendiğine göre, yazılarak. Şimdi yani bu, böyle bir yerden geliyor. Şimdi bu işin güzel yanı, başlattığın evet. Nokta... Evet, şimdi orada ne var? Ama burada hakkını da, burada parantezi açıp hakkını da teslim etmek lazım ki, senden önce önemli iki galeri daha vardı. Bir tanesi senden bir dönem önce kapanmış olan Meldar Kaplan'a vardı. Evet. Maçka'da o da. Ondan sonra ondan daha önce de Adalet Cimcoz'un gene önemli grupları bir araya getirdiği galerisi vardı. Sen belki bayrağı onlardan Maya galerisi. Şimdi... Sen bayrağı onlardan devraldın belki. Ama şimdi orada fark şu. Ha, sana o farkı soruyorum. Bir farkını anlatayım. Maya galerisi Adalet Cimcoz'un yani çok sempatik bir kalırmış. Ben hayatını okudum, kitaplarını okudum. Orası bir toplantı yeriymiş. Ben Doğru İYM'le de bu işi görüşüyorduk, konuşuyorduk. Nasıl bir ortam diye. Biz akşam çay içmeye giderdik, konuşurduk. Edebiyatçılar, şairler gelirdi. Ufacık bir oda. Hatta bazen çok soğuk olduğunu falan da söylerdi. Bizim yayınladığımız kitapta da vardı. Herkes paltoyla oturuyor. Yani öyle bir dönem. Fakat orası işte ilk 1950-55 yıllarında Türk resminin en önemli sanatçıları, o dönemin en önemli sanatçıları orada arka arkaya sergiler açtılar. Fakat bu kamuoyunda bir şey karşılığı yoktu. Karşılığı olmadı. Yani dikkat çekmedi. Zaten çok ekonomik krize de girmişti Maya Galerisi. 55 yılında destek sergileri yapılmış. Yardımlaşma olarak. O da kurtarılmış ve kapanmış. Zaten daha sonra da vefat etti. Mevla Kaptan'a aynı durumda. 1971-76 yılları. Hatta ben orada seramik sergisi açtım. En büyük koleksiyoncu Ali Koçman'dı mesela. Gelirdi. Herkes Ali Koçman'ı beklerdi. Sen de bekledin ama. Yani şimdi ben de aynı şekilde, çünkü onu da anlatmaya çalışalım. 1975 ile 80 arası, kimse belki inanmayacak, 2 veya 3 tane müşterim vardı bile. Bir de tesadüfi alımlar, böyle çok 100 dolarlık, 200 dolarlık, yani hiç beklenmeyen birisi gelip bir şey alırdı. Benim galerimin aktivitesini yapan Hilton Oteli'nde 1977'de ikinci galeriyi açtım. Mesela orada sattığım resimler bugün bir İstanbul'da müze kurabilirdi. Ama oradaki sattığım resimler de şeydi yani ha, biraz... Şimdi komersiyel gibi düşünüyorsunuz. Bir yandan komersiyeldi, bir yandan şimdi Türk orada, empresyonizmi vardı. Abi, ve o yıllarda bir nokta koyacağım. Komik, enteresan anekdot. Tenisçi Bedri Baykal. O yıllarda Hilton ve Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü arasında durmadan oradan geçerdi. Ve içeride bu resmi insanlara anlatan Yahşi Baraz'ı izlerdi. Önünden daha geçerken tenisçi kıyafetiyle. Daha tanışmamış mıydı? Tanışmamış. Çok enteresan. Çok enteresan. Sen de tanımıyorsun Bedri'yi. Hayır. Yani, babası dolayısıyla biliyorsun. Yani. Babası dolayısıyla biliyoruz. Bir de harika çocuk dönemini tanıyorsun. Bir ve İsveç'teydi o yıllar. Harika çocuk dönemi tanıyorsun. Ben kötü çocuk olmamış. Bedri'yi şöyle anlatayım. Ben 1966 yılıydı yanılmıyorsam Bedri'yi. Senin Stockholm Konstfakt'ta. 67. Veya 67 yılı. Ben çünkü o yıllarda İsveç'te yaşadım. Yani yaz aylarında gidiyordum. Çok büyük faydası olmuştu bana sanatsal planla. Çok yakın bir dostum vardı orada öğrencilik yapıyor. Gel dedi, bir Türkiye'den bir genç küçük bir çocuk sergi açtı dedi. Biz içeriye gittik. Büyük bir salon, beyaz bir salon, yüksek tavanlı. Çok güzel ışıklandırılmış. Yani okulun resim salonu, resim sergilerinin olduğu yer. İçeriye girdik. Bedri Baykal böyle 7-8 yaşında var mıydı Bedri o zamanlar? 10 yaşında. 10 yaşında. Bedri hiperaktif bir kişiliktir. İçeriye girdik. Bir taraftan koşuyor salonun sonuna kadar, duvara elinden vuruyor, tekrar geriye koşuyor. Tekrar geri. Enerji boşaltıyor. Muazzam bir enerji. Andesinin babasının yardımcısı olsun. Yani o anda resmettiğim kovboyların hızında koşu deniyor. Resimleri de doğru dürüst bakmadık.
Ya dedik buradan bir şey olmaz, çıkalım dedik, çıktık. Bu çocuk rahatsız edici bir çocuk. Beynir Baykan 1980'e gidip tanıştık. Ama yani ilk performansıydı sen şahit olmuş olabilir. İlk performans ayı. Ve 84'te Beynir'in sergisini açtım ve çok yakın dostluğumuz oldu. Bugüne kadar gelen bir dostum. Ve belki Türk ressamları içinde tek çok yakınım olan kişidir. Şimdi ressam ben olarak. Burada gene bir... anıyı anlatayım. Bedri 1900 ilk serginin ne zaman açmıştı? 83'te mi açmıştı? O AKM 83 AKM'de. Yani yeniden Amerika'dan dönüp ilk sergim 83. 82 Aralık'ta Yahşi ile tanıştık Zafer Çarşısı'nda, beraber çalışalım bana gel falan dedi. 83 o Ocak'ta da, Ocak Şubat'ta da İstanbul'da açtı. Şimdi Bedri 1983 şeyinde hocanın AKM'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sergisini açtı. Bedri o zaman ilk orada bütün dergilerin, sanat dergilerinin arka sayfasına ilan verdi. İlk defa Bedri'nin ismini o zaman duyduk. Ya böyle bir isim yok. Bütün sanat dergilerinin arka sayfasında abuk sabuk resimler var. Şimdi herkes de büyük bir ya adamda iyi para var. Bütün sanat dergilerini ondan sonra ele geçirmiş. Bu bir komplo mudur? Nedir? Büyük bir şey oldu. Özellikle akademik camiada büyük bir o kadar kampanyalar yapabilmesi büyük bir ön yargıya neden oldu. Kimse tanımaz bilmez. Ama... Yani bir de bugün komik duran 12 sayfalık bir broşür vardı. Evet. Bugünkü bu şu yayınlar yanında komik duran. Ama o 12 sayfalık broşür bile bu akademiyi panik etmişti. Panik etti. Çünkü kimse çıkartamıyor böyle bir şey. Yani bu büyük bir sermayenin oyunu herhalde. 12 sayfa ya da çok yanılıyorsam 16 sayfa. Ya 12 ya 16. 1983 yılı öyle gitti, geçti. Ama bizim Bedri'ye... Çok affedersin, 5 saniye lafını keseceğim. O serginin bitiminde benim Amerika'ya dönmem lazımdı. Amerika'ya dönecek nakit param yoktu. Kredi kartım bankamla olan bir anlaşmazlığım yüzünden iptal edilmişti o dönem, bloke edilmişti. Amerika'ya dönecek nakit param yoktu. Babam bir küçük satıştan, bir eserimin küçük satışından bana 800 dolarlık o zamanlar kullanılan bir American Express check vardı. Traveler's check, Traveler's check. Artık kullanılmıyor öyle bir şey. Traveler's checks verdi. Ben önce İtalya'da bir galeriyle konuşmaya gidip oradan bir gün Paris'e uğrayıp Amerika'ya uçacaktım. O 800 dolarlık Traveler's checks'le başka da param yoktu. Sıfırdaydım. Ve İtalya'ya gittim. İtalyan bankası dedi ki bizde hesabın yok. Ben bu Traveler's check'i bozamam dedi. Ancak sen bunu hesabın olan bankada bozabilirsin dedi. Ve ben İtalya ve Fransa arası uçak biletlerim ve tren biletim var. Onun dışında hiçbir şeyim yok. Trende bana acıyan İtalyan kızlar bana sandviç ve kola aldılar. Onunla havaalanına kadar filan gidip cebimde tuttuğum son lirayla havaalanına orada ulaşıp sonuçta Paris'e varabildim. Paris'te bir yakın arkadaşımdan 200 dolar borç aldım filan Amerika'ya gidebildim. Bunun için anlatıyorum. Karşımızda sermaye var, kapital var diyen ve beni öyle gören insanlar herhalde bunların detayı otobiyografimde de var kanıtlarıyla. Bunu bilseler artık gülerler miydi, ağlarlar mıydı? Esas da orada yaşanan şuydu. Hayatını sanata koymak, riske etmek ve cebindeki son kuruşa kadar bu mesleğe kendini yatırmak. Bu vardı. Yoksa kapital hiç yoktu. Sen bunu zaten iki tane kitabında anlatıyorsun. O kitabı okuyunca biz daha büyük, ondan sonra saygı büyük. 84 yılında ise hemen arkasından bir, herhalde Amerika'dan dönmeye yine karar verdim. Gidip geliyordum. Dedi ki büyük bir sergi açalım. Ve benim yaptığım en önemli sergilerden biridir Bedri Baykan sergisi. Şimdi, Kasım ayıydı. Kasım ayıydı. Evet, o sergiye beni de çağırdın. Sen telefon açtın özellikle. Evet. Beni de çağırdın. Ben dedim ki sana, hadi sen istiyorsan geleyim. Yani genelde böyle bir sergiye gitme. Amatör bir şey. Ama istiyorsan geleyim dedi. Bedri ile ilk tanışmamız senin vasıtanda olmuştur.
Ondan sonra Bedir'in o gün çok güzel bir kitabını basmıştı. Ben dedim sana yazık ettim paraya, gene harcamadın dedi. Ondan sonra yok dedi, sen inan ki bu çocuk gelecekte büyük isim olacak dedi. Yaz o zaman bunu dedim, inanıyorsun. Gelecekte gösteririm ben sana bunu dedi. Sen bana Bedir'in o kataloğuna, şimdi elimde yok ama bir ara veririm. Çok güzel bir metin yazdın, uzun bir metin yazdın. Bedir'in gelecekte ne olacağını, bugünlerde gösterim, bir metin yazdın. Onu vereyim, istersen bir yere as. Çok memnun olurum. Tabii. Enteresan. Ondan sonra sen haklı çıktın, seni kutlarım. Demek ki o görüm, kainlik yeteneğin varmış. Ben birçok sanatçının ileri görüştüğü olduğum için, birçok sanatçının nereye gideceğini çok iyi hissederim. Zaten tek başarım da ondan oldu. Mesela yüzlerce, milyonlarca resim gördüm kitaplar içerisinde dahil müzeler. Bu bir eğitim mesela, görsel eğitimdir, galericilik. Bir de tabii his de çok önemli ve mesleki bilgi. Baktığınız zaman o saniyede resmin nereye gideceğini anlamanız gerekiyor iyi bir galerici olmak için. O da nasıl oluyor? Bir resme baktığım zaman bütün mağara devrinden bugüne kadar yapılmış bütün ekolleri bildiğim için onun nerede olduğunu bir kere görüyorum. Hangi sanatçıya etkilenmiş? Acaba yani resme mi bakıyorsun, sanatçıya mı bakıyorsun? Sanatçı için he? Değil, sanatçı hangisi olursa olsun, hiç bilinmeyen bir isim de getiren. Ya, yani burada onun hangi ekolden çıktığına kadar hepsini inceleyebilirim. Sanatçının kişiliği o zaman senin için ne ifade ediyor? Bence şu başladığın şeyi, şu başladığın sunumu bitir, sonra da o soruya geç. Şimdi sanatçı o zaman sınıflandırmak lazım. Bir tanesi dünyada mesela bir müzeci, bir küratör gözüyle konuşursak ekol yaratmış sanatçılar vardır. Veyahut ikinci sınıf olan o ekolü benimseyen sanatçılar vardır. Ekol sanatçı, yani kurak kurmuş olan sanatçılar dahi sanatçılar oluyor. Bütün dünya ekolleri, özellikle 20. yüzyıldan sonra insanlar o kadar aceleci oldu ki formülizm, ekspresyonizm, işte dadaizm, hepsi arka arkaya geldi 5'er 10'ar sene arayla. Ama 20. yüzyıla kadar yani bir empresyonizm de var, yani klasizm olarak gitti. Şimdi bugünün sanatçısı bunlardan bir tanesinden etkileniyor. O ekol ona çok yakın geliyor ve onun bir devamını yapıyorlar. Fakat o zaman müziğe giremiyor. Bugün dünya müzelerine baktığınız zaman, mesela müzelere girmiş sanatçıların hepsi o ekolün ilk yapına eserlerini üretmiş kişilerdir. Şimdi Bedir Baykam'da hatta iki isim sayabiliriz. Birincisi bir Nejat Devrim'dir, çok önem verdiğim. 50'li yıllarda Avrupa soyutunun içinde aynı yıllarda resim yapmıştı. İkincisi de Bedir Baykam'dır. Bedir Baykam da yeni ekspresyonist ekolün, işte Keating, Jean-Michel Basquiat, Julien Schnabel'la eşdeğer resimler yaptı 80'li yıllarda. Fakat Türkiye henüz globalleşmemişti. Çünkü bu işin siyasi tarafını da düşünmek lazım. Yani bir ülkede sanat yapılır, fakat o ülkenin siyasi durumu, politik durumu nedir? Bizim 1980 yılına baktığımız zaman çok karanlık bir dönemdir. Yani o yıllarda sanat yapmak fevkalade zor bir şeydi. Hakan, çekim yapıyor. 80'li yıllarda sanatçıların pazarı yok, müzemiz yok, batıyla yurt dışına çıkma yasakları var, $200 fazla yurt dışına para çıkartamıyorsunuz ve böyle bir toplumda sanatçılar çok büyük bir idealizm olması lazım. Ki onu yapanlar ki bugün çok önemli bir konuma gelmiş sanatçılardır. Bir Bedir Baykam da onlardan biridir zaten. Şurada şunu söyleyeceğim mesela. Dolayısıyla evet. Bir tek cümle söyleyeceğim. Evet. Sonra unutmayın nereden kaldım. Mesela Nejat Devrim'in 50'li yıllarda o Fransız soyutuyla paralel o işleri yapmaları ve o önemli sergilerde yer alması falan çok önemli. Belki şöyle bir fark var. Ben yeni ekspresyonizmi Türkiye'ye aynı anda getirip tartıştırdım. Lehte aleyhte, evet. Bu resim mi, böyle resim olur mu, bu nedir falan diye. Ve Fransa'da, Amerika'da
kavramsal sanatla neo-ekspresyonizm mesela hangi tartışmaları yaşıyor idiyse, Türkiye'de de biraz yalnız kavramsal sanat veya akademi değil, bir de empresyonist resim seven koleksiyonerlerle de şu öyle bir farklı olmak üzere paralel tartışmalar Türkiye'de yaşandı. Yani belki Nejat Devrim o dönemde Türkiye'de aynı anda onu getirip tartıştıracak ve burada büyük sergi yaratacak ve o paralelizmi aynı anda simültane yaşatacak hayatı olmadı. Olsaydı belki çok hızlı bir gelişme de olabilirdi. Belki çok daha hızlı gelişirdik. Evet. Onun için belki neo-ekspresyonizm o yüzden Türkiye'nin dünyada ilk paralel tartıştığı ve aynı anda yaşadığı akım oldu. Tabii, çünkü 1950'de Fransa'da işte ben bir takım isimler sayabiliriz yani Fransız soyadında. Onlar yapılırken Çallı da natürmant yapıyordu Türkiye'de. Evet. 1960'da ölmüştü. O zaman da empresyonizm falan hakim. Yani pek çağdaş sanat da fazla yapılmıyor. Doğru yiyen var. Biraz yöresel sanat ağırlıklı gidiyor. Yani son derece içe dönük bir toplumda sanat üretiliyor. Daha sonra bu tabii 2000'li yıllardan sonra biraz dışarıya açılan yeni yeni başladı. İkincisi çok önemli bir şey. Şimdi sanat aslında bağımsız atölyelerde yapılan bir şey. Mesela bize baktığınız zaman akademi ağırlıklı, yani Güzel Sanatlar Akademisi hocalarının tekelinde olan bir şey olarak devam ediyor. Yıllarca, belki de 100 sene falan devam ediyor. Bütün bir 20. yüzyıl. Onlar jüri üyesi, onlar en önemli sanatçı. Onların sosyal güvenceleri çok iyi durumda. Fakat dışarıda atölyesini kurmuş çok az sanatçı var. Mesela bir tanesi sensin. Birisi Burhan Uygur, yani bazı isimler sayabiliriz. İşte bugünkü gelme nedenimiz de bu. Evet. Senin söylediğin 1980'e kadar olan bir dönem. Evet. Ama 1980'den itibaren dünyada liberalizmin yükselmesiyle İngiltere'de Thatcher'ın geçmesi, Thatcher'ın geçmesine neden olan süreç Hayek'in Nobel ekonomist Hayek'in Nobel ödülü alması ve önerilerinde, tezlerinde serbest piyasanın, liberalizmin sanatçıları, yani kendisi bunu söylemiyor tabii ama özelleştirmelerin, özertleşmelere neden olması, sanatçıların bağımsız alanlar, bağımsız adacıklar oluşturması, kendilerini piyasaya ekleyerek bağımsız kişiler olarak teşebbüsler halinde ürün vermeleri, akademinin kendisinin o kurumsal yapısının yıkılmasına neden oldu. Yani devlete karşı, akademi devletti, öyle diyelim, akademi devletti. Sanatçıların özel atölyeleri de hür teşebbüstü. Kurumlara karşı kapitalizmin gelişme aşamasında, çözülme aşamasında, devlet tekelinin buharlaşma aşamasında özel atölyeler sanatın kurtarılmış adacıkları olarak ortaya çıktı. Bu arada işte çıkan sanatçılar da bu adacıkların sahipleri olarak kendi ekollerini oluşturdular. Şimdi burada esas soru, yani yetenek meselesi diyorsun sen, resme bakarınca ben bu adamın gelmişini, geçmişini, nereye gideceğini, nereye doğru evrileceğini görebiliyorum, oradaki yeteneği anlayabiliyorum diyorsun. Ben de bu çok masum olmakla birlikte saf düşünceye hayranlıkla ve hayretle bakabiliyorum. Çünkü sanatın yetenekle yapılan bir şey olduğuna bütün kalbinde inanıyorsun. Bunun da bütünüyle günümüz dünyasında bir hayal diyelim, hadi güzel yumuşak bir kelime kullanalım, bir hayal olduğunu biliyoruz. Ne müzelere asılan eserler, ne sanatçıların büyük anlı şanlı kariyerleri, hiçbir tanesi yetenekle gerçekleşen işler değil. Burada tabii her zaman dönüyoruz, kime bakıyoruz? Marx'a bakıyoruz. Başka elimizde bakacak adam olmadığı için Marksist bir eleştiri, Marksist bir söylem geliştiriyoruz. Keşke elimizde başka verimli insanlar da olsa,
referans verebileceğimiz değerler de olsa veya kendimiz söylesek kabul edilse, ondan sonra eleştiriyi bunun üstüne yapsak. Ama biliyoruz ki sanat yalnız böyle bir masum etkinlik değil. Sanat, aksine sanat olduğu gibi dünyanın emperyalizmin kanlı saltanatına, kanlı tarihine bağlı olan bir itibar temizleme mekanizması. Ama ben bu konuda daha fazla bir şey söylemeyeyim çünkü konuşmanın esas figürü sensin. Peki. Sen bildiğimiz masumiyetin içinde işe devam et. Tamam. Sözü sana vermeden ben de çok kısa bir yorum katayım buna. 80'li yıllar, işte 12 Eylül darbesinden sonra hani bu darbe tartışılır. Ondan önce yaşanan günde 30-40 ölümleri falan biliyoruz ama 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye inanılmaz bir demokrasi kaybına uğradı. İşte insanlar işkenceden geçirildi, dernekler kapatıldı, siyasi partiler kapatıldı, kitaplar yakıldı, evlere baskınlar yapıldı, terör, devlet terörü baskınlarla ve tehditlerle büyük bir otosansür ve sıkıntı yaşattı insanlara. Bütün bu olaydan sonra mesela şimdi biz de tabii Özal'ı Türk solu olarak, Türk Kemalistleri olarak sonsuz eleştirdik ve büyük benim de içinde bulunduğum, o dönem SHP'nin temsil ettiği vesaire büyük karşı çıkışlar oldu o yönetimlere karşı. O detaylara girmiyorum. Ama Özal'ın Türk parasını koruma kanununu işte değiştirmesi ve Türkiye'nin sınırlarını açması, seyahat imkanını getirmesi, paranın konvertibilitesini getirmesi, işte kredi kartlarının yurt dışında kullanılmaya başlaması, insanların yurt dışına gidip seyahat edebilmesi, kitap alabilmesi, sergi görebilmesi, bütün bunlar iş adamını da, kültür adamını da, sanat adamının da biraz ufkunu açtı. Şimdi yani mesela dolayısıyla Özal'ın bütün negatiflerini sayarken bu olumlu noktayı da görmezden gelemeyiz. Sonuçta sanat hep Türkiye'de daha önce devlet ve akademiler çerçevesinde yürümüşken, Emin Çetin'in hatırlattığı gibi, bunun getirdiği imkan ve yurt dışını görenler, müzeleri, galerileri gezenler ve o dünya nabzından feyz alanlarda onların varlığı bizim oluşturduğum, belki benim ilk örneği olduğum yeni kuşağın ben bağımsız ressam olacağım, ben bir akademiye bağlı olmayacağım, uluslararası sanat yapacağım, uluslararası sergiler yapacağım. Yani kendi mahallesinde oturup arada şaraba karşı resim çizen değil de bu işi meslek olarak uluslararası düzeyde yapıp bağımsız atölye bunu yapacağım diyen sanatçıların başlangıcı oldu. Ki biraz sonra değineceğiz ki zaten hemen arkasından buna Yusuf Taktak, Kemal Önsoy, yavaş yavaş İsmet Doğan, özellikle İsmet Doğan ve Kemal Önsoy, Yusuf'un yine kurumsal bağları vardı akademi ve resim heykel müzesiyle. Başladı. Bu da hani Türkiye'nin sanat yapma ve sanatın nerede yapıldığı, nasıl algılandığı ve nasıl yaşama geçirildiğinin standartlarını değiştirdi. Evet. Bu özel hür teşebbüs diye özetlediğin. Tabii ki diyelim Emin Çetin'in yaptığı daha siyasal üst değişimleri çok tartışabiliriz ama sözü sana veriyorum. Tabii şimdi bu sanat eserine bakıp ön sezi, yani bu nereye varacak, bu sanatçı nereye kadar gider? Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi biz Türkiye'de yaşayan galericilerdik, yani 5-6 tane galerici vardı benim zamanımda. Biraz yüksek sesle rica ederim. Şimdi Türkiye'de aslında çok fazla bilgili olmak da önemli değil. Çünkü zaten çok sığ bir şeydi. Yani bugün sayısal olarak baktığımız zaman belki 20 tane ressam vardı o zaman, yani aktif olan 20-25 kişi vardı. Bunları tanımamak zaten imkan yok. Hangi kopyaya gitseniz, hangi kişiyle karşılaştığınız zaten o kişiler zaten avucunuzun içindeymiş gibi hepsini tanıyorsunuz. Bugün günde 25 ressam çıkıyor. Tabii.
Şimdi o yıllarda birkaç tane Güzel Sanatlar Akademisi, Tatbiki vardı. Şimdi 156 civarında... Birkaç tane, 3 tane okul vardı. Bir tanesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi. Tatbiki vardı. Tatbiki piyasaya endüstriyel tasarım olarak girdi, evet. Yetiştiren adamdı. Bir de Gazi Eğitimler vardı. Eğitim esasında vardı, ciddiye alınan bir tane okul vardı, akademi. 20 tane ressam dediğinin 19 tanesi de zaten o akademi üyesiydi. Şimdi sayısal olarak baktığınız zaman o zamanlar belki şu an senin başkanlık yaptığın şeyde 2500 sanatçı var. Kayıtlı olan. Şu anda bizde 1600-1700 var. O civarda. 1700 kişi var. Ama kayıtlı olanlar. Kayıtlı olanlar. Bunların sanatçı olup olmadığı tartışılır. Yani iyi bir eleştirmen onları hemen ayıklayabilir. Belki içinde 1700 kişinin içinde belki de 10 kişi bile zor kalabilir. Ya eleştirmenin böyle bir görevi mi? Eleştirmen otorite mi? Evet. İyi ressamı, kötü ressamı ayıklayan bir bilir kişi. Şöyle diyelim. Sanat eserleri yapılıyor. Mesela yüzlerce, binlerce eser üretiliyor. Bunlar başıboş bırakılamaz. Bir yerde bir disiplin içerisine sokulması lazım. Burada curator, müzeci, sanat eleştirmeni bence çok ve galerici. Faşist bir bakış bu. Öyle neyse o sizin yorumunuz da. Bunlar belirli bir karara varırlar ve onların beğendikleri müzelere giren. Niçin müzeye giremiyor bütün ressamlar? Gibi ayıklanmaya tabi oluyorlar. Ve ondan sonra o müzelerde yerini alıyor. Sermaye müteşebbis onay vermediği için müzeye giremiyor. Çünkü, o Marksist açıdan bir değerlendirme. Yani. Marksist açıdan olur mu? Hayatın kendisi böyle. Evet. Pratik böyle uygulanıyor. Sen müzeleri gezdiren kimler? Müzayede kuruluşları, galerileri gezdiren kimler? Müzayede kuruluşları, önerenler kimler? Yani belirleyen pazar. Evet. Pazarın, sermayenin onayı olmadan ne eleştirmen tek kelime yazabilir, ne galerici, ne sanatçı, ne şu. Belirleyen tek bir kişi vardır, para. Paranın hükümdarlığıdır. Sermayenin otoritesidir. Başka otorite yok. Yahşi'yi bu konuda daha fazla konuşturmak için bir cümle ekleyeceğim. Sanat yazıları yazmış bu kadar entelektüel insanlar var. Bu insanlara da biraz haksızlık yapmış oluyor. Hayır, bir dakika. Satın alan bir şey değil. Para her şeyin özetidir. Bir şey söyleyeceğim. Ben o kanıda değilim. Eğer kişiliği varsa entelektüel birinin, paranın karşısına, sermayenin karşısına çok rahat boyun eğdirebilir. Bir ressamın tepeye çıkmasının, galerici öyle durumda. Bir ressamın tepeye çıkmasının, bir sanatçının muteber olmasının hiçbir bilimsel açıklaması yoktur. Peki şimdi ben Yahşi bir saniye Yahşi. Kötü bir saniye. Yahşi bir saniye seni konuşturmak için de olsa bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii ki burada farklı tezler A tezi B tezi seyirci kendi sentezini yaratabilir bundan. Dolayısıyla bizim söylediklerimiz sana veya Emin'in söyledikleri sana ters düşse bile sen yine kendi görüşlerini bize sormaya devam et. Ama ben şunu söyleyeceğim. Emin'in söylediğine mesela şöyle bir doğruluk var ki göz ardı edemeyiz. Mesela benim 84 yılında o meşhur San Francisco'da dağıttığım manifesto. Yani modern sanat tarihi Batı dünyasının bir oldu bittisidir. Ki bunun doğru olduğunu biliyoruz. Zaman da bunu kanıtladı. Zaman içinde bütün batılı eleştirmenler, gazeteler, müzelerde o düşüncenin hakkını verdi ve zaman beni haklı çıkardı o manifestoda. Şimdi ben o manifestoyu 84'te San Francisco Müzesi önünde dağıttığımda ve neo-ekspresyonizm yalnız 4 ülkenin, 5 ülkenin yalnız onlara ait yeni bir dünya düzeninin önerisi olarak sunulduğunda oradaki sunulan ve tarihe dönüştürülmeye çalışılan sanatçılar, ünlü New Yorklu galerilerin, yani kapitalin, yani alıcıların, yani kapitalin merkezi olan New York piyasasının dünyaya işte bunları alacaksınız, bu borsaya oynuyoruz diye emir çıkardığı isimlerdi. O kadar. Ve ben de modern sanat tarihi Batı'nın bir oldu bittisidir manifestomda, bunu özetle şöyle söylüyordum. Galeriler, New Yorklu galeriler isterlerse yalnız New York'un en büyük holdingleriyle konuşup, en büyük şirketleriyle konuşup, karar çıkarıp biz yalnız Soho'da yeşil binalarda oturan
Amerikalı Katolik sanatçıların işlerini alacağız diye bile bir karar çıkartabilir. Evet. Ama müzeler... Yani hiçbir mantığı yoktur sanatçının tepeye çıkmasının. Bir dakika. Bizim tarafımızda... Hayır, bitireyim bir dakika. Ama müzelerin farklı bir işlevi olması lazım ve müzelerin Castelli Galerisi, Mary Boone Galerisi, efendim daha sonra Londra'da Saatçi veya Ivan Karp gibi dealerlar, bunlar dışında müzenin bağımsız bir daha global, eşitlikçi, tarafsız bakışı olması lazım ki maalesef bu yok diyordum. Evet, şimdi, ve New York kapitalinin bu şekilde yönlendirdiğini söylüyordum ki bu da seni teyit ediyor. Doğru. Bir sanat eserinin bir hisse senedinden hiçbir farkı yok. Ama senin de haklı olduğun şu var, Yahşi'nin de haklı olduğu şu. Yahşi bence şunu demek istedi, pardon çok konuşuyorum, sana vereceğiz. Bir cümle söyleyeceğim. Yahşi'nin haklı olduğu şu var. Yani Yahşi aldığı zaman ve önüne bir resim geldiği zaman o direkt bir Andy Warhol kopyasıysa veya ondan hiçbir şey eklemeden bir esinlenme ise onun nereden kaynak aldığını biliyor. Dolayısıyla ona gülümseyerek bakıyor veya fena yapmamışsın sağ ol diyor. Yani demek istediği o. Yani üretilen sanatın da nereden kaynağının çıktığının her şeye rağmen bir sanat tarihsel anlatımı var. Tabii şimdi bizim gibi üçüncü dünya ülkeleri dememek lazım, haksızlık olur Türkiye için ama gelişmekte olan evet, diyelim. Bir türlü gelişemeyen. Bir türlü gelişemeyen. Son 10 yılda da geriye doğru gelişen. Ve maalesef entelektüel ortamın son derece cılız olduğu bir toplumun elemanlarıyız aslında. Şimdi bizim ele almış olduğumuz plastik sanatlar şu açıdan değerlendirmek lazım. Bu iş tamamıyla Hristiyan sanatının başlattığı bir şey. Bu çok önemli söylediğin şey. Şimdi resim nasıl yapılmış dünyada ona bakmak resim lazım. Resim niye yapılmış ona bakmak resim lazım. Resim 4. yüzyılda ikonlarla başlıyor. Niye yapılmış? Kiliselere asıyorlar. Bunun sebebi o zamanlar o kadar ilkel ki Hristiyanlık başlamış fakat okuma yazma oranı çok az. Papazlar diyor ki İncil'i iliştireydi halk daha geniş halk kitleleri bunu anlasın ve Hristiyanlık yayılsın. Bu şekilde başlamış aslında. Şimdi aşağı yukarı 4. yüzyıldan itibaren bugüne kadar milyonlarca resim üretilmiş. İşte burada destekler de var. Mesela 16. yüzyılda Medici'lerin falan yapmış olduğu etkinlikler var. Ondan sonra saraylara geçiyor. Fransa destekliyor, Belçika, Hollanda bütün bunlar arka arkaya destek alıyorlar. Her evlenen bir resim hediye alıyor. Bütün ölenlerin şunu bir oturtamadık Türkiye'de ya. Mezarlarının başında heykel var. Binlerce heykeltıraş çalışmış. Bugün Hristiyan mezarlarına gidip baktığınız zaman onların arkasında isimsiz bir sürü heykel var. Niye bizde heykel gelişmedi? Toplumsal baskılar var. Dini baskılar. Evet. Şimdi biz böyle bir toplumun bireyi olarak bir sanatçı fevkalade geç başlıyor. Yani fodepa bir durum var Türkiye'de. Yani adam 700 sene uğraşmış, sanatçılar çıkmış, yazarlar çıkmış, sergi açmışlar, alımlar, satımlar olmuş. 1770'lerde açık arttırma merkezleri, Sotheby's, Christie's, Phillips, adamlar 250 senedir bu işi yapıyor. Bizim burada 30 senelik bir mazimiz var. Ve toplum zaten bunu kabul etmiyor. Valla işte gene sermaye koyacaksın. Bedri Baykam'ın resmini Kastamonu'ya götürün. İstanbul'daki değerini bulamazsınız. Ya yani sermayeyle olan irtibatını koymadan olmaz mı? 250 yıl yani önce... Anadolu kabul etmiyor. Evet. Sadece böyle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de onlarda ne olduğu şüpheli aslında oradaki alıcılara. Bu üç şehirde, Türkiye'de sanat gelişmez. Ne yapması lazım? Artık bunu belki ileriki nesiller ama hep ileriki nesle atarak da olmuyor. Bir strateji tayin etmek lazım. Strateji, yani bir sermaye neredeyse sanat oradadır. Bunu kopartamazsın. Değerli kimlikler yetiştirmesi lazım Türkiye'de. Bir saniye şimdi... yani burada çok büyük sorunumuz var. Şöyle bir itirazım var. Bir hatırlatma itirazım var. İkincisi bir cümle bir dakika. Şimdi geri kalmış ülkelerden diyorum. Mesela Anish Kapoor
benim çok önem verdiğim bir sanatçıydı. Senelerdir takip ediyorum. Annesi Irak Yahudisi, babası Hintli. Bombay'de doğmuş. Kibuslardan Londra'ya geçiyor ve adam bugün dünya çapında oluyor. Yani tek tük var. Brankusi var. Gene yerine oturtmuyorsun. Havalarda dolaşıyorsun. Ama ayakları yere basıyor. Bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Anlatmaya şey yanlış ama. $1 milyon eden bir Anish Kapoor kişi. Değil. Anish Kapoor'un İngiltere'de Amerikalı olması önemli olan. Anish Kapoor evet. Ülke kimliği değil. Ülke kimliği. Evet. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Ama bir dakika. Ters anlatıyorsun. Anish Kapoor. Ege'nin tepesi olması, tepesi üstü olması gibi yani. Hayır. Yani sermayeye bağlamazsan olayı anlattıkları evet. Bir masal olur. Şimdi hemen cevabını vereyim. Tamam. Şimdi eğer Anish Kapoor kötü bir heykeltıraş olsaydı hiçbir sermaye onu desteklemezdi. Sermaye aptal bir şey değildir. Sermaye yetenekli bir sanatçıyı destekler. Bugün bakarsanız hepsi arkasında yetenekli sanatçılar. Bir takım zengin kişiler vardır. Holding sahipleri vardır. Ve onların üstünden para kazanırlar. Yani sanattan para kazanılan bir şey zaten. O zaman ne yapıyor? Bir hisse senedi alıyor. Dikkat ederseniz bugün Amerika'da, Avrupa'da dünya çapındaki zenginler General Motors alır, IBM alır, işte Bill Gates'in şeyini alır firmasından. Yani 3-4 tane, 10 tane firma ismi vardır dünyada. Herkes ona yatırır. Nasıl resimle Jeff Koons'a yatırıyor, Damien Hirst'e yatırıyor. Aynı şey oluyor. Sanatın kaderini belirleyen evet. Sermayedir düşüncesine geliyorsun sonunda. Ama sermaye de otorite, Damien Hirst kötü olsa otorite, hiç kimse yatırım yapmaz. Otorite sermaye o zaman. Belirleyici olan etken sermaye. Bunun altını çizmek lazım. Sermaye de zaten başa baş giden bir şey. Fakat sermaye de yetenekli bir sanata yatırım yapıyor. Onu da şimdi bir saniye ben evet. Şöyle bir hatırlatma yapmam lazım. Şimdi Türkiye'de, Osmanlı'da işte sanatın bir şekilde insan resmi yapmanın yasak olduğu, dinimize uygun olmadığı vesaire yüzünden çok geri düştüğümüz kesin bu coğrafyanın genelinde ve Türkiye'de ve eski Osmanlı'da. Ve Batı'nın da bu yola çok erken çıktığı da doğru. Ama bir hatırlatma yapmaya mecburum. Maymunların Resim Yapma Hakkı kitabımda detayına indiğim şekilde 1860'ta modern sanat serüvenini başlatan Paris ekolü, Fransız ekolü ve o dönem sanatçılar ki bunlar arasında Van Gogh da var, Monet de var, efendim Toulouse-Lautrec de var, daha sonra Picasso da var. Her biri tam tersine Batı'nın ve Yunan heykelinin ve klasik Batı resminin ve onun katı perspektif anlayışının ve onun katı kurallarının dışına çıkmak için havayı, oksijeni ve daha sonra bize modern sanat ve şimdi çağdaş sanat olarak akan bütün nehir, okyanus nasıl adlandırırsanız adlandırın bütün o deryayı başlatırken bir nefes, bir esneklik, bir özgürlük arayışı içinde minyatürlere gittiler, erotik minyatürlere gittiler, Afrika heykeline gittiler, Güney Amerika sanatına gittiler, Orta Doğu sanatına gittiler, Eskimo sanatına gittiler. Yani modern sanat ve çağdaş sanatın çıkışı ve bütün çıkış patlamasının kökeninde bir yerde bütün o saydığımız o sıkıcı dini ikonlar, o klasik resmin değişmez kuralları ve çok az stil farklarıyla oluşan işte yalnız Poussin, David, daha sonra Delacroix, Jericho, daha önce Lönen, bu resimler bütün bu modern sanat deryasının tetiğini çeken ana hamleler olmadılar. Hamlenin çoğunu Güney ve Doğu ülkelerinden aldıkları fazla ürettiler ve zaten bunu saklamadılar. Evet. Bunu saklamadılar ama Batı şu açıdan haklısın. Batı bunun piyasasını da getirdi, satın alınır bir mal olduğunu da getirdi, müzayede evlerini de getirdi.
bunun bir tarihi olduğunu ve dokümante edilmesi evet. gerektiğini getirdi. Yani arkasındaki bütün ticari ve dünyevi ve sanat tarihsel iz düşümünün tarihini omuriliğini oluşturdu. Orada haklısın. Şimdi... Ya emperyal sermaye nereyi sömürmüşse sanatçı da aynı yerleri sömürmüştür. Aynı ülkeleri sömürmüştür. Doğru. Şimdi o zaman başka bir noktaya nazardan bakarsak, şimdi mesela Türkiye'de sanatçı ne yapacak? Mesela 20. yüzyılın başında hiçbir şansı yoktu yani 1900'lerde bir ressamın batıya açılmak için hiçbir şansı yoktu. 1950'de de yoktu, 2000'de de yoktu. Fakat bugün dünyada globalleşme olduğu için artık sınırlar kalkmış, sermaye zaten bir yerden bir yere gidebiliyor. İsteyen istediğini yapabiliyor, oturduğunuz yerden internet var. Bunların çok büyük etkisi oldu ve hiç beklenmeyen ufacık bir ülkeden de dünya çapında bir sanatçı yetişebilir. Ben ona inanıyorum. Onun için Türkiye'deki sanatçıların çok büyük bir şansı var 2000'li yıllardan itibaren. Yani bugün 25-30 yaşında olan bir sanatçı eğer doğru ilişkiler kurarsa, ki orası bir referanstır yani, onu söyleyeyim. Bugün Avrupa'daki ve Amerika'daki bütün müzelere bakın, pasaportları hep aynı ülkenin kişileri. Ya Alman çıkar, ya Fransız, İngiliz, İtalyan, Amerikalı çıkar. Yani tek Türk Polonyalı çıkar, birkaç tane Rus çıkar. Türk de çıkmaz. Çünkü hiçbir Türk ressamımız bugün dünya çapında müzelere girmedi. Birkaç tane hariç girmiştir. 20. yüzyılda yapılan bütün sanat tarihi kitaplarında bir tek işte Bedri Baykam'ın neydi ismini unuttuk sizden, İngiliz yazar vardı. İşte Edward Smith. Edward Smith kitabında yazdı. Peter Sells. Peter Sells yazdı. Birkaç tane o da yani kişisel tanışmaların sonucundadır. Yani onlar girip de böyle araştırma falan da yapmadılar. Fakat şu an Türk sanatı, yani bütün plastik sanatlar olarak düşünelim, Batı'nın bir miktar dikkatini çekti. Yani 50 sene önceki gibi değiliz. Fakat burada senin söylediğine geliyorum. Türk sermayesi gerekiyor. Yani Türk sermayesi bizim sanatçılara sahip çıkmadığı müddetçe bir Batılı hiçbir zaman çıkmaz. Hani diyeceksiniz ki Şirin Nazat çıkmış ama o da kaçtığı için, yani oradaki İslam şeyinden ihtilal oluyor Amerika'da öğrenciyken, geriye dönemiyor, artık Amerikalı oluyor fakat buna sahip çıkıyor galericiler. Şimdi burada şimdi tabii başka bir şey daha ama var. Bir şey söyleyeyim, Şirin Nazat dışarıda sahip çıkılıyor, evet. Ya da Aniş Kapur dışarıda sahip evet. çıkılıyor. Halbuki orada Emin'in demek istediği, benim hatırlattığım müzeler ve sistem objektif olsa, Irak'ta oturan efendim Ahmet Faruk diye bir sanatçı olsa ve evet. Ürettiği şey değerini, hakkını verse, o zaman o objektiflikten bahsedebiliriz. Yani orada o piyasanın içinde kendini uyan, işi üreten, üniversal iş üreten kişi olarak ona hakkını veriyor. Yoksa Tayland'da, Türkiye'de, Mısır'da bunu yapması daha önemli demek istiyorum. Ona ilaveten şunu da söyleyeyim. Mesela böyle gelişmekte olan toplumların sanatçılarına sanat merkezlerine gitmesi, orada onaylanması, yani oradaki müze müdürlerinin, küratörlerin onaylaması lazım. Şimdi burada bir kolay yol daha var. O da nedir? Ya bir siyasi kimlikle oraya gideceksiniz. Ben işkence gördüm. Yani o bir çözüm yolu oluyor bazı sanatçılar için. Veya erotizm. Veya ben bu etnik minoriteden geliyorum. Ha, bir oradan geliyor. Orada bir destek sağlıyorsunuz. Fakat bu geçici olabilir. Yaptığınız sanata bakar. Veya erotizm. Erotizm de çünkü insana çok etkileyen bir şeydir. Bir anda hemen yukarıya çıkabilir isminiz. Şimdi burada tabii Türkiye'de bir strateji tayin etmesi lazım. Şimdi Türkiye ne kapitalist olmuştur ne de Marksist olmuştur. Yani demin sizin düşüncenize geliyorum. Şimdi Marksist ülkelerde atölye veriyorlar, maaş bağlıyorlar, devlet satın alıyor eserleri. Şair olsun, edebiyatçı olsun, ressam olsun, bir destek var ve bir sosyal garanti veriyor. Kapitalist toplumlarda özel sermaye bu desteği veriyor. Müzeler kurarak, vergi muafiyetleri yaparak. Şimdi Türkiye'de bugüne kadar ikisi de yoktu. Yani ressam eğer akademide maaşı yoksa
ameliyat olacak bile parası yoktu. Ben bunları yaşadım 40 sene. Yani adamın ilaç alacak parası yok sıkıştığı zaman. Şimdi yaşayayım. Kim sahip çıkacak buna? Hem sanat yapacak, hem sosyal hayatını geliştirecek, hem evlenecek, tamam. Hem çocuğu olacak. Böyle bir şey yok. Şimdi yani. Şimdi konuyu yardımsız. Çok dağıtıyoruz. Senden evet. Özellikle 1980 dönemi... Şimdi 1980 yavaş biz de dağıttık konuyu biz biraz. Dağıttık. Biz de yardım ettik dağıtmaya yani. Ama yani sağlam, evet. Sağlam yerlere değindik. Yani evet, doğru ki gerekliydi bu tartışmalar. Şimdi senden bir dakika. Evet. Ben çerçeveyi çizeyim ondan sonra. Çizelim evet çok dağıldı. Dur iyi diyorum. 1980 dönemi özellikle burada açılacak olan sergiden bahsediyor. Bedri 1984 80. yılı Ekim ayında veya Kasım ayında Boyut Dergisi'nin 26. sayısı var. 26. sayısında bir öngörüde bulunmuş. Nasıl benim duygularım kuvvetli diyorsun? Ben öngörüde bulunuyorum. Gelecekte şu olabilir, bu sanatçı şuraya gelebilir diyorsun. Boyut Dergisi'de, Boyut Dergisi'nin yöneticileri de böyle bir öngörünün temelini donelerini bize sunmuştu. Böyle bir öngörüde bulunmuşlar. Yaklaşık 10-12 sanatçıyı genç sanatçılar dönemimizin çağdaş sanatçıları diye ondan sonra sayfalarına taşımış. Jale Erzen'in yazısı. Evet. Genç Türk sanatı genç Türk diye. Sanatı diye. Evet. Ondan sonra bazı çok da bilmediğimiz isimleri sayfalarına taşımış. Bir anlamda onlara yatırım yapmış. Şimdi o sayıdan Boyut Dergisi'nin 26. sayısını 2014'te yayınlanışının ondan sonra 30. yılı nedeniyle Bedri Baykam Piramit Sanat Galerisi'nde bu hatırlatmaya vesile olan yeni bir sergi açıyor. Bu sergide o sayıda yer alan isimlerden Bedri Baykam, Kemal Önsoy, İsmet Doğan, ondan sonra Hale Arpacıoğlu, Yusuf Taktak, en önemlisi bence Yusuf Taktak'tır. Birçok şey yapmıştır, onu özellikle ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım. Yusuf Taktak isimde ve Serhat Kiraz var. Babası babası mıydı Sabri Kiraz? Evet, babası. O da çok önemlidir, o da başka bir tartışmanın konusudur. Ondan sonra bunlar var. Şimdi bu isimleri sen çok yakından tanıyorsun. İlk başlangıç dönemlerini iyi biliyorsun. O Boyut Dergisi'nin yatırım yaptığı gibi bu isimlerin çoğunu senin yaptığın sergilerde de biz gördük, tanıdık. Senin de bu Boyut Dergisi'nin yaptığı nitelendirmeye, verdiği öneme senin olduğunu biliyoruz. Şimdi senden ricamız bu isimler çerçevesinde 1980 dönemini ondan sonra nasıl bir araya geldiniz? Niye bu isimlere dikkat çektin? Niye bu isimlere sen de yatırım yaptın? Ve bu isimlerin geldiği süreçte kazandığı başarılar ne kadar önemli? Senin ne kadar bu işe katkın oldun? Bunu özetlemeni rica ediyoruz. Bu arada bu sergide Mevlüt Akyıldız, Şenol Yorozlu ve Mithat Şen de olacak. Ve Aydın Ayan. Ben galeriyi 75'te... Bu bilgi olmanız lazım. Bu bilgi biraz daha sonra. Neyse. Sonra, o 90'larda çıkıyor. 90'da çıkıyor. Yani aslında ona sorarsan 80'lerde falan hayır, çok yoktu ama... Hayır, 1987... Yani etkinlikleri yoktu. 1987'de Yaşil tanıman lazım diye bana bahsetmişti. Bu bilgi ben evet. Yaşil'de 1987'de duymuştum. Biz burada topluma ulaşan 80'ler etkinliklerini yapıyoruz. Şimdi ben galeri açtığım zaman 75'ten itibaren klasik resim, klasik ve empresyonist resim satmaya başladı. Çünkü o çok miktarda vardı. Yani bütün evler, her yer klasik resim dolu, alıcı da yok. Böyle alıyoruz fakat sevmiyordum aslında klasik resim alıp satmayı. Mecburen alıp satıyorduk çünkü ayakta durmak için avantgard bir şeyle. O yıllarda galerinin durması imkansızdı. 76'da Doğançay'ı açtım. İlk hareket oradan başlamıştı. Yani 1980'ler, 1976'da benim açmış olduğum Doğançay sergisiyle başlar. Ben size yani
onu doğru tek tek anlatmam lazım. Alt katta açtık ve herkes bunlar ambalaj kağıdı dedi. Bunlar saçma sapan resimler demişti. Hiç unutmuyorum. Hatta birçok kişileri de münakaşa etti. Çünkü o zamanlar idealist bir şekilde açmışız. Burhan da Amerika'dan gelmiş. Burada yeni bir hareketin başlangıcını yapmaya çalışıyor. Kendisi üzülmezdi. Yani çok böyle dirayetli bir kişiliği vardı. Hiç etkilenmezdi yani. Kötü bir laf da yedirmiş olsa. Çünkü bir ideali vardı, stratejisi vardı. Biz o sergilerden sonra böyle çeşitli sergiler açarak ve çağdaş sanatçılarla 80'li yıllara kadar geldik. Fakat karışık. Yani hem eski resim satıyoruz, hem çağdaş satıyoruz, hem de böyle isimsiz bir takım kişiler geliyor. Galeriler çünkü 3-4 tane galeri var. Tabii ki birçok kişi bize geliyordu. 80 yılı bir dönüm noktasıdır. Çünkü ihtilal oldu. Kenan Evren bir hareket yapınca her şey durdu bir anda. Yani aşağı yukarı 1-2 sene falan çok kötü günler geçirdik. Yani yurt dışına çıkış yasağı oldu. Döviz tutamıyorsunuz falan. O kötü günlerin sonunda ben 82'den itibaren çağdaş resme girmeye karar verdim. Ve o zamanlar Ömer Uluş, Güngör Taner, Adnan Çoker, Bedri Baykam 84'te başladı. Yani o yıllarda... 82'de tanıştık. 82'de tanıştık ama 84'te sergiyi açtık. Bugün Türkiye'nin en ünlü olan, mesela Erol Akyavaş da buna dahildir. Bu sanatçıların eserlerini galeriye getirip onları göstermeye başladım. Mesela ben Edip Hakkı Köseoğlu sergisi açardım. Yanında Ömer Uluş'u gösterirdim ve promosyon olarak hediye ederdim ben gelenlere. Buna hiç kimse inanmaz. 200 dolardı ben. 200 dolardan Ömer Uluş alırdım. Yani benden başka alıcısı yoktu 80'li yılların başında. Aynı şey Mehmet Güler için geçerlidir. 300 dolardan resim satardı bana Mehmet Güler Yüz. Bugün hiç kimse inanamaz. Çünkü müşterisi yoktu. Mühim bir ressamdır. Aynı zamanda Erol Akyavaş. O da mühim bir ressam. 1000 dolardan resim alırdım ben Amerika'ya gidip. Getirirdim burada aylarca kimse yüzüne bakmazdı. Yani öyle bir dönemi oldu. Bu böyle giderek daha sonra tabii galeriler açıldı. Daha sosyal hayat biraz daha gelişti. Ve Turgut Özal'ın orada çok büyük bir önemi var. Yani Türkiye'nin bir güven geldi Türkiye'ye. Turgut Özal iyi tarafları var, kötü tarafları var. Siyaset bilimcileri istediği gibi yorum yapabilir. Tabii hepimiz biliyoruz yani iyi kötü tarafları ama beni ilgilendirmiyor. Sanatsal plandaki gelişmeye baktığımız zaman birçok zengin bir özgüven duygusu geldi. Bunlara Türkiye'deki Yahudi cemaati de dahildir. Çünkü bizim o yıllarda İlk defa bir Yahudi cemaatiyle ilişki kurdum. Cemaat derken Yahudi zengin müşteriler. İlk defa resim aldılar ondan Türkiye'de. Bunlar koleksiyoner mi? O zamanın koleksiyonları. Kimdir bunlar? Yani isimleri şu an tam hatırlayamadım ama bir 15-20 kişi. Bir de orada bir dayanışma vardı Yahudi grupları içerisinde. Sen unutur musun o isimleri? Birisi, hani bir, diyelim ki bana kalsın diyorsun ama mesela, sen o isimleri unutmazsın Yahşi'cim. Teker teker sayabilirsin alfabetik sırayla. Property of a gentleman. Yani. Tamam, peki. Şimdi bu durumda birbirlerine tavsiye ettiler. Çünkü sanatta birisi bir şey aldığı zaman, mesela Amerikalılar bunu çok yapar. Sen de al der, arkadaşına da aldırır ve onun suç gibi, ortaklığı yaparlar böyle. Onun taraftarı olur. O ressam işte kalkınmaya başlar. Bizde o olmuyor. Bakın orada da bir problem var. Bizdeki zengin, Türk zengini resim alıyor fakat bir süre gizliyor onu, değer kazanır zannederek. Mesela o yanlış bir şeydir. Bir sanatçıyı destekleyeceksiniz, eser alacaksınız ve aldıracaksınız. Bütün zengin çevresi alacak, onun destekçisi olacak. İşte onun hızlanması, yani ünlü olması çok daha hızlı olabiliyor. Dolayısıyla o yıllarda Yahudi teşkilatı, yani Yahudi zenginlerinin yapmış olduğu bu yatırım bir anda bir canlılık yarattı. Hemen arkasından büyük sergiler falan açmaya başladı. İlk sergi benim Türk resminde modernleşme süreci. Sonra güncel boyutları resim sanatımız Atatürk Kültür Merkezi'nde açtım. O sergiler bayağı ses getirdi. Hatta Adnan Çoker ilk defa burjuva bu sayede ressamların isimlerini tanıdı falan diye bir espri yapmıştı.
çok hoşuma gitti. Çünkü hakikaten bilinmiyordu. Mesela bir Güngör Taner'i tanıyan az kişi vardı. Mustafa Atta, Zekai Ormancı. O sergilerle isim yaptılar aslında. Bedri Baykam da tabii çok önde. Burada Kemal Önsoy'u da ayrı tutmak lazım. Kemal Önsoy fenomen bir kişilik. O mesela bir şeyi ispatladı. Yani tek başına bir atölye açarak ve tek başına bir silahşörlük yaparak bir noktaya geldi. Kolay da taviz vermeyen bir kişilikti. Hep kendi dediğini yaptı. Dolayısıyla mesela öyle bir çıkış da olabilir. Tabii zor bir çıkıştı. Yani yıllarca uğraştı. Kemal Özsoy mesela 80 galiba 89'dan sonra fotoğraf bile çektirmedi ve medyayla tüm ilişkisini kapattı. Yani bir nevi inzivaya çekilerek o bağlamda bunu tek başına yaşamayı tercih etti. Evet. İlginç bir tercihti ve bunu bugüne kadar da hep tuttu. Evet, tutuyor da aynen devam ediyor. Mesela Anselm Kiefer de hiç fotoğraf çektirmez, kimseyle görüşmez. Böyle bir muamma bir şeyi var. Evet. Dolayısıyla o yıllarda yavaş yavaş sermaye girişi oldu Türkiye'de ve sanat yavaş yavaş gelişmeye başladı. Yani mesela o 84 sergim Türkiye için şöyle bir enteresan şeydi. 83'te AKM'de açılan o ilk büyük sergi Türkiye için aynen Ankara'da gezdiğin sergi gibi bir kültür şoktu. Kültürel bir şoktu. Neden? Çünkü resim işte ya empresyonizm yapacaksın, ya geometrik sanat yapacaksın, ya alıştığımız tipik soyut yapacaksın. Art informal gibi, art abstract gibi. İşçi köylü resmi, sosyal gerçekçilik yapacaksın. O kodların hiçbirine uymayan ve üzerinde akan boyalar, çıplak kadınlar, grafitiler, kolajlar olan bir resim geldi. Şimdi bu resim bir kültür şok yarattı, bir tepki yarattı, bir tartışma yarattı. 82 Ankara, 83 İstanbul AKM sergilerim, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi sergilerim. O tartışmayı açtı, o rahatsızlığı yarattı, o kavgayı yarattı filan. Sendeki serginin farkı, sen onu piyasaya sundun. Şöyle bir enteresan anekdot var. Hani o dönem rahmetli Subi Baykam, rahmetli babam diyor ki, bak Yahşi, bu sergi göreceksin, sold out olacak diyor. Sen de diyorsun ki, vallahi Subi Bey, senden dinleyeceğiz şimdi. Vallahi Subi Bey, bilmiyoruz, bir iki tane satılırsa çok iyi olur filan diyordun. Sonra gerçekten o sergi %95 oranında sold out oldu. Ve sıra o sergiden Eren İnönü de aldı, Eczacıbaşı da aldı, işte Edesler de aldı, o dönemin önemli Özal iş adamlarından filan. Şimdi o sürprizi sen nasıl yaşadın? Türk alıcısının, o koleksiyonerin o tavır kırılması ve hani bahsettiğimiz, ben alıyorsam sen de al şeyi mi devreye girdi? Sen nasıl ikna ettin? Ne konuşmalar geçti ki o kırılma yaşandı? Şimdi o yıllar aslında biraz önde olduğumu hissediyorum. Yani şu an baktığım zaman geriye, benim galeriye getirdiğim her resmi satardım. Yani çok ünlü sanatçılardan resim bulurdum, o zamanın ünlü sanatçıları. Ve çok iyi bir seçim yaparak atölyelerinden tek tek seçip getirirdim ve telefon ederdim. O zamanlar belirli müşterilerimiz vardı. Mesela Mustafa Taviloğlu, Barbaros Çağ, Erol Akson, Halil Bezmen, buna benzer işte bir sürü başka isimler de var. Şu an tabii hepsini hatırlama imkan yok. Beni takip eden koleksiyoncular vardı ve beni ararlardı. Mesela bu hafta ne geldi derdi, ne yaptı derdi. Ve o şekilde onlarla yakın alaka kurdum. Halil Bezmen'in çok büyük katkıları olmuştu resme. Özellikle Kemal Önsoy'a onları hatırlatmak lazım. Tabii. Yani Halil Bezmen de bugün taşa tutulan bir adamdır ama o dönem itibariyle Türk sanatının gelişmesine çok önemli katkıları olmuştur. Hakkını senin iade etmen lazım. Gayet tabii. Şimdi aynı zamanda Erol Aksoy ile Halil Bezmen, Mustafa Taviloğlu ve Barbarossa. Bu 80'li yıllarda bu dört isim, belki unuttuğum isimler olabilir, yani o bakımdan özür dilerim ama bu dört isim
hangi resmi almışsa çevresindeki arkadaşları onları takip ettiler. Evlerine astılar. Mesela Erol Aksoy bankaya asıyordu. Ferruh Paşa'lar. İşte aklınıza kim geliyorsa Erol Akyavaş, Doğan Çay özellikle çok popülerdi o zamanlar. Bedri Baykam'ın sergisini işte o grup içerisinde bir kişisel sergi açtık ve çok müthiş bir sergiydi. Ben bina çökecek zannettim. O kadar kalabalık geldi. Hiç unutmuyorum. Merdivende kaldı birçok kişi. Yaşar Kemal gelmişti falan. Herkes etrafına toplandı işte sanat konuşuluyor falan. Çok büyük bir etkinlik oldu ve hem basında da çıktı hem de hepsi satıldı resimleri. Yani ben ona çok büyük bir şaşkınlık içinde baktım. Çünkü mesela Bedri Baykam öğretim üyesi değildi o zaman. Yani Amerika'ya gidiyor geliyor böyle genç bir çocuk. Yani bir böyle avantürye, bir bohem bir görünüşü var. Fakat o resimler... Ve Playboy. Ve Playboy. Yani, o zamanlar Playboy'du. O nasıl oldu da ilk defa böyle bir figürü sermaye destekledi. Demek ki yani bir sinerji oluşmuştu aramızda. Ve orada çok büyük bir patlama oldu. Bedri zaten ondan sonra çok ileri gitti yani yıllarca. Doğru, o 1984 senesi. Hem fiyatları yükseldi, hem önemliydi. İsim yaptı, hem evet. Yurt dışında bir taraftan devam ettik. Ve o çok önemlidir. Bedri'nin zamanında yurt dışı çalışması yapan hemen hemen yok gibiydi. Doğan Çay yurt dışında oturuyordu. Selim Turan, Abidin Dino, onlar Paris'teydi. Onlar da etkinli o yıllarda. Yavaş yavaş sergi açmaya başlıyorlardı. Ve bu şekilde bir büyük bir dinamizm oldu ve Bedri Baykam o koleksiyonlara girdi. Arkasından tabii kendi etkinliğiyle. Biz yine sürekli ilişkimizi sürdürdük ama ben hatırladığım kadarıyla karma sergilere resimlerini evet. koydum. Şimdi orada evet. benim hatırlatacağım şöyle bir şey var. Bunun hakkında yorumlarınızı da merak ediyorum. Şimdi bugünün genç sanatçısı, 2014 yılındayız. İşte şurada kanını akıtsa kanımdan desen yaptım der. Biraz sonra affedersiniz şurada dese ki ben işte ünlü İtalyan avantgardlarına gönderme yapıyorum, dışkı çıkaracağım, dışkımdan onu işte merak etmeyin kokudan arındırıp heykel yapacağım diyebilir. Şu eski fonograftan işte önüne kedi astım deyip happening yapabilir filan falan her şeyi yapabilir. İyi de bu özgürlüğe nasıl geldiniz? Yani gençler ve genç sanatçılar enteresan bir şekilde mesela Türk sanatının o 80'lerde yaşadığı büyük metamorfozu bu saydığımız sanatçılarla ve senin bunu piyasaya sunmanla o ve daha sonra da işte Haldun Dostoğlu ve Ali Artun diğer bazı galericiler teşviki sanat vesaire daha sonra da gelişen gelecekle Ankara'da siyah beyazla vesaire bütün bu 80'ler dönüşümü nasıl oldu bilmiyorlar. Türk sanatı 90'ların ortasında başladı sananlar var. Türk sanatı 2000'lerde başladı deme komikliğini gösterenler var. Mevlüt Akyıldız bir Anadolu Yakası'nda bir açılışa gitmiş. 34 yaşında bir ressam onun sanatçı olduğunu falan bilmeden anlatıyormuş. Ve diyormuş ki işte Türk sanatı işte ben şunu yapıyorum bunu yapıyorum. Türk sanatı 2000'li yıllarda başladı. Çağdaş Türk sanatı diyebiliyor. Böyle satıyormuş kendini ve sergiyi. Şimdi bunlar şöyle enteresan. Hani meşhur siyasi laf vardır. Toprak diye basıp geçme bu toprağa tanı altında işte binlerce kefensiz yatanı diye özetleyeceğimiz dizelerde ki hani bütün bu değişim nasıl yaşandı kardeşim? Herkes tabii kendisiyle başladı. Yani bütün bu değişim nasıl yaşandı? Efendim boya attım oldu, kolaj yaptım oldu, burnumun parçasını kestim koydum oldu. İyi de nasıl oldu? O ben yıllarca hatırlayacak Yahşi, en az 6 yıl, 5 yıl, en az 5-6 yıl, en az. Efendim resme yazı yazılır mı diye hesap verdim, bunu biliyorsunuz. Tabii. Ben de, şimdi bugün resme yazı yazmayanı dövüyorlar, benden önceki kuşak dahil. Bakın artık benden önceki kuşak da zaten o büyük ebatlara da geldi, kolaja da geldi, resme yazı yazmaya da geldi. Herkes yapıyor bunu artık. O dönem bu dini tabirle bir sakrilejdi. Yani hani neredeyse Hristiyanların deyimiyle bir sakrilej, yani dine hakaret, blasphemy dedikleri bir şeydi. Yani
sanatın en yapılmaz yasağını yapıyordun, ayıp bir şey yapıyordun, günah bir şey yapıyordun gibi düşünüyorlardı. Yani nereden nereye geldik konusu çok önemli geliyor bana. Şimdi bir de şu açıdan da değerlendirmek lazım. Sanat tarihi yüzyıllarca hep üst üste gelerek, yani hiç kimse bugün Batı ülkelerinde, uygarlaşmış toplumlarda hiçbir sanatçı veya sanat yazarı böyle bir şeyi inkar etmez. Yani birbirine bağlı olarak gelişen bir şey. Bütün ekoller üst üste gelir. Bir önceki sanatçı, bir sonraki sanatçıyı doğurmuş. Bravo, çok doğru. Tabii şimdi Türkiye'de... Tartışılır. Bir bitirsin, sonra sesini üstüne vereceğim. Bir bitirsin. Fakat öyle bir şey ki... Türkiye'de senin söylediğin gibi sanat tarihi bilinci, sanat tarihi bilgisi çok sınırlı olduğu için, ki aslında belki genç nesil de haklıdır. Çünkü belge yok. Hani kim ne yapmış, nasıl yapmış? Bunu senle ben o belgeyi çıkarıyoruz. Kataloge edilmemiş henüz. Bu çok önemli. Bu kataloge edilmiş olsaydı paneller yoluyla, üniversitelerde eğitim. Mesela birçok kişi, genç, bazı öğrenciler falan görüyorum. Hiçbir şey bilmeden mezun oluyor. Mesela ben bunu araştırıyorum. Mesela Mimar Sinan'dan tanıştığım birçok genç arkadaşlar. Hiçbiri mesela Batı sanatını bilmeden şey yapmış. Hayır, daha öncesi kendi sanatını bilmeden, kendi tarihini bilmeden mezun. Evet, Türkiye'deki gelişimi de bilmeden. Mevcut Akdeniz'in anlattığı önemli bir hikayeydi. Yani Batı sanatını biliyor, sanat tarihini biliyor ama kendi sanat tarihini bilmiyor. Evet. O çok önemli. Ama bizim de hatamız, yayın hayatında büyük bir boşluk var. Yeni gelen nesil, mesela 20 sene önce ne olmuş? Aslında 20 sene çok yakın. Uygarlık tarihinde 100 sene de yakın bir zamandır esasına bakarsanız. Şimdi biz 20 sene önceyi tanımıyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Şimdi mesela dediğine destek vereceğim şöyle. Birbirine organik olarak bağlıdır. Galiba Emin Çetin bir karşı çıkan bir şey söyleyecek. Evet. Ben senin söylediğini şöyle destekliyorum. Mesela benim resimlerim, o 83-84'te çağdaş sanat piyasasını açan o sold out sergi veya daha sonra koleksiyona yerleşme, ben ve benim kuşaklaşım olan saydığımız ressamlar, daha sonra Önsoy, Onat, Doğan, İsmet Doğan, Kemal Önsoy, Yusuf Taktak, Mevlüt Akyıldız mesela, bütün bu sanatçılar, Şenol Yorozlu, bütün bunlar olabildiyse, mesela ben kendi ilk satışlarımın bu şekilde olabilmesinde benim çıkışlarım, belki sanatın avantgardizmi, senin ilişkilerin ve sunum, ikna gücün hepsi tamam ama Fikret Mualla da var. Yani benden önce Fikret Mualla'yı almış olması, en azından bakmış olması, Fikret Mualla'yı görmüş olması ya da birinin evinde görmüş olması benim resimlerle minimum bir yakınlık sağlıyor. Yani belki Fikret Mualla resmi olmasa benim resmime o kadar kolay geçiş yapamayacaktı. Yapamayacak. Böyle görüyorum. Olabilir. Tabii Fikret Mualla o da bir fenomen. O Paris'te geçirdi bütün hayatını. Fakat Türkiye bağlantılı olarak, yani vefatinden çok sonra meşhur olmuş bir sanatçımızdır. O 67'de öldü yanılmıyorsam. Evet. Sen onun akademi önünden resimlerini denize atmasını bilir misin? Ay, ilk defa duydum. Burhan Toprak'a gidiyor. Burhan Toprak'a resimlerini göstermek için gidiyor. 1950'li yıllarda. Ondan sonra aynı şey burada da oldu. Bir başka olaydı, onu da söyleyeceğim. Burhan Toprak'a götürüyor, akademi hocaları bakıyor. Öyle resim olmaz diyor. Saçma sapan şeyler diyor. Onun üstüne o kadar morali bozuluyor ki elindeki ruloyu akademi önünden denize atıyor. Çok yazık olmuş. Yazık olmuş. Aynı şey burada da oldu. Bir başka olaydan bahsedeyim sana. Biliyorsundur. Hüseyin Ertunç. Hüseyin Ertunç'u ilk sana gönderen benimdir. Evet. Belki hatırlıyorsun, belki hatırlamıyorsun. Hüseyin Ertuncu'yu ilk sana gönderdiğimde sen beğenmiştin ona, birkaç resim daha yapmasını söylemiştin. Hatta almış mıydın bilmiyorum, hatırlamıyorum. Belki de almış olabilirsin. Almıştım. Ondan sonra senin için büyük bir resim, büyük ebatlarda 4 metreye 5 metreye falan bir resim çalışıyordu. O ara sana eskizlerini falan yapmış, göstermek için gelmişti. Buraya geldiğinde Neşet Günah,
varmış. Neşet Günal'la birlikte sen oturuyormuşsunuz. Sen Neşet Günal'la tanıştırmışsın Hüseyin Ertuğrul'u. Hüseyin de sana göstermek için getirdiği resimleri Neşet Günal'a göstermiş. Neşet Günal çok moralini bozacak. Böyle resim olmayacağını, bunun sanat olmadığını, bunun şarlatanlık olduğunu, bunun resim diye gösterilemeyeceğini, resim diye gösterilmesinin doğru olmadığını söylemiş. Bunun üstüne Hüseyin bir müddet resim yapamamıştı. Senin mekanında olan bir hikayeyi de sana burada evet, kayıtlara geçmesi için hatırlatayım. İyi bir sanatçı mı? Figüratif resim. Çok iyi. Evet, bir zamanda görmüyorum ama bilmediğim. Bol kaşıklar yapıyor belki biliyorsun. Şimdi mesela bu bize neyi hatırlatıyor? Meşhur modern sanatın başlangıcındaki Salon des Refusés, reddedilmişler salonu. Evet. Onun için akademisyenlerin veya tutucu eleştirmenlerin veya sanat tarihindeki yeni bir ilmeği o anda kabullenemeyen düzenin bu reddedilmişler sergisi zaten dünyadaki daha sonra da çok tekrarlanan meşhur yeni bir soluğun hep önce abuk subuk görünmesiyle ilişkili algılama tarihçesini yaratıyor. Yani Amerikan soyut dışa vurumculuğuna da bunlar saçma sapan şey böyle resim olmaz deyip bugün 40 milyon dolara satılan Jackson Pollock'lara $400 vermemiş insanlar. Yani buradan anlıyoruz ki biz sanatın devam eden bir bilginin neticesinde, bir mantığın neticesinde dizgisel bir gelişimi yok. Sanat saçmalama hakkını sürekli muhafaza eden aykırılıklardan, uzlaşmazlıklardan kaynaklı bunlar temelinde geliştiriyorsa kendini her zaman daha enteresan oluyor. Düzgün bir çizgi izlemesini bekliyorsak sanattan bu beklenti çok doğru değil. Sen devam et. Bir sorum şu, evet, onu ona bağlayarak devam et. Evet. Mesela ben diyordum ki ya Yahşi sen Türk sanatını 80'li yıllardaki bu büyük sergiler sundun ve bizim kuşağın saydığımız sanatçıların Türk sanatının çehresini değiştiren işte bu saydığımız sanatçıların da ortak özelliği 50'li yıllarda doğmuş olmaları, 80'lerde bu yaratıcı farklı işleri sunarken bir gençlik dinamizmi var. Biz senin bu ivmeyi yurt dışına ve özellikle Amerika'ya taşımanı bekledik. Ben burada yine özellikle Sara Türkiye'nin Leo Castelli'si diyen ben senden bunu gerçekten istedim. Yani sen de orada bir galeri aç. Soho'da ben gidip yalnız yabancı Amerikan galerilerinde değil, orada nasıl Michael Werner'in Mary Boone'la yaptığı gibi Michael Werner, Mary Boone ortaklığı yapıyor ve o ortaklık Kiefer'i ortaya çıkardı ya da Baselitz'i ortaya çıkardı vesaire. Şimdi senden de bunu bekledik. Bu tabii o Türk ön yargısı, bildiğimiz modern sanat tarihi Batı'nın bir oldu bittisi kavramıyla ilişkiler ve Batı imajına uymamamız, şablonuna uymamamız, kapitalin bunu takip etmemesi, Türk kapitalinin gibi bir sürü sebep var. Ama sen de bunu istedin. Neden bunu yapamadın Yaşı? Ahmet Ertegün destek verseydi Yaşı olur. Mesela. Oraya da girerek, Ahmet Ertegün, Leo anekdotuna da girerek buyurun. İsterseniz söyleyeyim mi? Tabii. Şimdi aslında benim 74'ten itibaren yani Amerika'yla çok bağlantım oldu. Devamlı gidip geliyoruz. Zaman zaman düşündüm. Yani Türkiye merkezli fakat bir de branş açmayayım sen, New York branşı. Fakat arkamda kimse yok. Yani bugün bir şey açtığınız zaman eğer bir kredi problemine ya da bir işte finans problemine girdiğiniz zaman kim var arkanızda? Mesela Michael Werner'in arkasında çok kuvvetli şeyler vardı, sanatçılar. Alman zenginleri vardı. Michael Werner ayrıca Almanya'da yani senelerce bir numara olarak oynamış bir galericidir. Pank, Salome, Baselitz, Rainer Fetting hepsini satmış ve en birinci sınıf isimleri satmış. Şimdi aynı şeyi ben Türkiye'de birinci sınıf ressam sattım 20-30 sene devam etti. Fakat orada bir durum var. Belki sanatçılar alınabilir ama realiteyi anlatacağım.
yüzlerce slide götürdüm. O zamanlar slide vardı. Şimdi onu kaldırdılar. Tek tek götürürdüm. Bütün galericilerle tanıştım o yıllarda, 80'li yıllarda. Buna Leo Castelli de dahildir. Böyle bakıyordu, ışığa gösteriyor. Very nice, very nice diyor. Ama diyor, 3 senelik doluyuz diyor. Adam kibarca beni kapıya koyardı hepsi. İşte bu benim de çektiğim bir acıdır aslında. Çünkü Türkiye'de bir numaraya oynuyoruz. En iyi sanatçıları burada kapışıyor. Fakat New York'a götürüyorsun, orada olmuyor. İşte orada bir problemimiz vardı. Ben orada eğer galeri açsaydım, %100 ben yine Amerikan resmi satmaya mecbur kalacaktım. Yani Türk resmine Türkiye'den gelip de zenginler onu almayacaktı. Amerikalı da almayacaktı. Çünkü öyle, hatta birçok şekilde kendilerine teklif ettim. Dedim ki size 20 tane, 30 tane yollayayım. Storage room'da bulunsun. Yani deponuza koyun orada. Yok dediler, depoya bile almadılar. Bu da benim bir acımdır aslında. Ama evet. Türkiye'de birinci sayfadan programlarda hep önemli isimleri geçen falan sanatçılar. O zamanlar yurt dışı bağlantıları yoktu. Aynı zamanda Paris'te ve Amerika'da yaşayan ressamların da atölyesi olmasına rağmen, galerici, müzeci tanımış olmalarına rağmen onların da orada galerileri yoktu. Yani buna Selim Turan, Abidin Dino, Avni Armaş, işte hepsini sayabilirsiniz sırayla. Doğan Çay ve Ak Yavaş da dahildir buna. Yani bir Doğan Çay Gimpel'de bir açtı. Fakat hepsi Türkiye destekli Avrupa'da, Amerika'da yaşamıştır. Bunu bilen bilir. Evet. Paris ressamları da dahil. Şimdi ne oluyor? Böyle bir dönemden geçtik. Leo Castelli'yle tanışmam tabii çok faydalı. Çünkü benim için bir idoldü o adam. Çünkü nasıl bir hayat geçirdiğini falan da basından falan biliyorum kitaplardan. Açmak istedim kendisi. Dedim ki bana lütfen bir şey yapın, bir yön verin. Ben dedi açabilirim fakat belirli koşullar içinde. Kendi galerimde açmam dedi Türk resmine. Çünkü benim dedi kendi bir kişiliğimiz var. American Pop Art'ına satıyorum. Kendi işte belirli isimler var. Andy Warhol, Lichtenstein, Stella falan. Onların bir numara, dünya çapında bir numaralı ressamlar burada. Fakat ben dedi değiştiremem dedi bu prensiplerimi. Fakat dedi size Soho'da güzel bir galeri bulurum. Ön söz de yazarım ve desteklerim dedi. Amerika'daki zengin arkadaşlarım var. Zaten hepsi mesela Peter Ludwig falan hepsi arkadaşlar. Onlara resim satıyor. Dünya çapındaki zenginler Castelli'nin dudağının, iki dudağının arasına bakardı. Hatta Japonya'dan gelirlerdi. Mesela 7 milyon dolarımız var, bize ne verirsin diye gelirlerdi. Esas zengin budur. Ve Castelli'nin lafıyla resim alırlardı. Öyle bir dönem oldu. Evet. Burada dedi, açarız dedi, ön söz yazarım dedi. Siz bana dokümanları yollayın, ben ön söz... Yalnız dedi, bir şartım var, Ahmet Ertegün benim çok yakınımdır dedi. O da bu işin içinde olsun dedi. O davet versin dedi. Çünkü o dedi, çok mühim bir pozisyon, bir figür dedi. Herkesi tanıyor, Henry Kissinger arkadaşı bilmem ne. Burası dedi, dolar taşar dedi eğer Ahmet Ertegün gelirse ve çok büyük reklamınız olur dedi. Ben Ahmet Bey'e gittim. Biraz dedikodu mu? Yok yok, hiç tarih bu rica ederim. Ahbaplığımız vardı o yıllarda. Ya işte dedi, uğraşma dedi bunlarla dedi. Ben orada büyük bir şok oldum yani. Benim de sergime yani geldi şimdi, mesela 84-85'te, kılını kıpırdatmadı. Evet. Yani çok evet, enteresandır, şimdi, Doğan Çaylı'da ilişkisi öyleydi. Yani Türk Doğan sanatçılarına Çaylı'da hiçbir desteği olmadı Ertegün. Hatta şöyle bir şey, işte burada dedi iki ressam var dedi, bir Doğan Çay, bir Ak Yavaş. Doğan Çay dedi fazla bir şey olmadı dedi New York'ta. Bir tane daha var dedi, Erol Ak Yavaş. Herkes dedi bir havuzda yüzüyor, o da gitmiş tek başına başka bir havuzda yüzüyor dedi. O zamanlar Selçuk ve Osmanlı etkisinde resimler yapıyordu Erol Ak Yavaş. Onu da eleştiriyordu. Şimdi biz Türk zengini olarak böyle kişilerle karşılaştık. Tabii bu aslında destek olmayınca, istediğiniz kadar iyi organizatör olun, bilgi sahibi olun, işte orada sermaye giriyor. Sermaye, o bakımdan sen haklısın. Sermaye eğer olsaydı belki bir hareket olabilirdi. Fakat belki o gün teşhir ettiğimiz resimler dünya çapında olmazdı da
bugün yaşayan Türk ressamlarına bir öncülük etmiş olurdu. Evet. Yani Türkiye'yi bir isim olarak tanıtırdı. Çünkü bakın devlet mesela buna yardımcı olmadı o yıllarda. Bugün dahi biraz şüpheli. Hatta Süleyman the Magnificent diye bir sergi açıldı Turgut evet. Özal zamanında. Evet. Washington DC'de. Evet. Ve orada büyük bir fırsat kaçırıldı. Denebilirdi evet. ki sen bu sergiyi yapıyorsun, Çağdaş Türk resmini de paralel koy. Hiç kıllarını kıpırdatmadılar. Ben önerdim bunu onlara. Şimdi evet orada ben de uğraştım bir parça. Hiçbir şey olmadı. Yalnız o zamanki isim vermek istemiyorum. Burhan Doğancı'ya bir mektup geldi. Mektup İngilizce olarak yazılmış. Sefaretten gelir. Aslında bu çok dramatik bir şey. Diyor ki sefaret, biz diyor Süleyman de Magnificent'ın sergisini tertipliyoruz. Bize diyor peyzaj resimleri yapın sergiye koyacağız diyor. Şimdi mesela bu çok büyük bir trajedi. Yani anlatıyor böyle bir şey olamaz. Bunu kim yazdı, nasıl yazdı? Burhan Doğançak peyzajla alakası yok. Yani evet, babasının resimlerini istemiş. Bilinçsizce bir şey. Şimdi tabi Burhan yırtıp attım diyor mektubu. Hiç kurcalamadım diyor. Yani o kadar büyük yanlışlar yapıldı ki Türkiye'de. İşte bu siyaset adamlarıyla sanatın ne kadar kopuk olduğunu gösteren bir şey. Evet. Şayet arkamızda destek olsaydı, devlet desteği, şahısların desteği, biz herhalde daha çok farklı olur. Şimdi enteresan küçük bir güldürecek anekdot anlatayım. Şimdi Leo Castelli ben de çok yakındım. Ve Leo Castelli'nin galerisine randevusuz gidip onunla görüşebilecek, hani Amerika'da çok iş yoktur, onlardan biriydim. Tabii. Ve mesela işte ne bileyim evlendim, balayına gittik New York'a. Yine Sibel'le yürüyerek girdim Leo Castelli'ye. Öyle bir yine tanıştırdım, yarım saat oturduk filan. Şimdi buradan şuna göre yine öyle yalnız başıma gittiğim bir gün Leo Castelli'ye bir cumartesi öğleden sonra girdim odasına, belli nasılsın şu filan, yanında Roy Lichtenstein var. Şimdi o da tanıştırdı filan, aynen böyle üçümüz oturuyoruz. Leo Castelli pardon Roy Lichtenstein orada, Leo Castelli burada, galeri orada. Biz oturuyoruz bu kanatta. Yani neredeyse olay yarım saat sonra. Daha nasılsın? Hoş peşe girdi. Şimdi ben de bir anda olayın dehşeti içindeyim. Çünkü Roy Lichtenstein, işte o bahsettiğimiz Warhol'la eşit, o tarihi başlatan kişi. Leo Castelli zaten Amerika'nın yahşivarası. İyiydi bu laf. Ayrıca bir premis derim senden bu laf için. O anda fotoğraf makinem de burada duruyor. Ya dedim ki, şimdi rica etse galeride birinden hani gelse, bizi çekse filan. Sonra kendime yediremedim. Dedim ki, ya şimdi burada eşit sanatçı, eşit dostlar olarak konuşuyoruz. Onların da havasını bozma, kendi havanı da bozma dedim. Castelli hemen kabul ederdi. Hayır, Castelli tabii ki kabul ederdi. Roy da çok sempatik bir insandı, o da kabul ederdi. Fakat tabii ikimizin de Leo ile çok fotoğrafı var ama böyle bir üçlü fotoğraf çok güzel olurdu Türk sanat tarihi içinde. Çok. Fakat o anda ben havayı bozmayayım, efendim faça yemeyeyim diye onu bıraktım ve istemedim. Galeriden birini çağırıp fotoğraf çektirtmedim. Hala yanarım o ana. Yani o ana dönüp o üçlü fotoğrafı şu sohbet anında isterdim. Evet. Sorum şu sevgili Yaşıcı. Bugün Türk resmi ben artık almıyorum diyen ve bütün o 80'li yıllardan beri o büyük dönüşümle yaptığımız, senin öncülüğünü piyasada yaptığın, bu Türk resminin büyük sunumunu yaptığın, büyük emeğin sanki neredeyse boşa gitmesini sağlar gibi. Bugün artık ben Türk resmi almam diye elindeki Türk resimlerini çıkaran ve bununla övünen koleksiyonerler var. Yani ben artık Türk resminden çıktım, yalnız yabancı alıyorum filan diye. Ben de diyorum ki, sen bunu yapıyorsan bir, nereden geldiğini bilmiyorsun. İki, kökünü bilmiyorsun. Üç, tamamen kendini özenti, batı özentisi içinde yüzen, daha dün sanat toplamaya başlamış, bugün kendi çöplüğünü dışlayan ve ne yaptığını bilmeyen bir adam konumuna geliyorsun diyorum. Ve de
hiçbir zaman Almanya'da, Amerika'da ve bırak bunları İran'da, Hindistan'da ben artık İran, Hint sanatı almıyorum diyen adam da adam olamaz ve yoktur. Tabii ki Almanya ve Amerika'da da yoktur, Fransa'da da yoktur. Yani bu ilginç bir şekilde hani dağdan gelip bağdakini kovmak, daha dün senin, onun, bunun, bizlerin teşviğiyle ucundan sanat toplamaya başlamış, ben bu işlerden anlamam dedikten sonra bugün kendi çöplüğünü beğenmez duruma düşmüş ve Türk sanatçısının Batı'da neden zaten bu zorlukları yaşadığının tarihsel, dini, devlet ilişkileri, devlet desteksizliği hiçbirini bilmeden bu ofsayda düşmüş insanlar olarak görüyorum ve büyük tehlike olarak görüyorum. Bütün yaptığımız ve konuştuğumuz bu düşünsel, sanatsal ve piyasa birikimini, kelimeyi seçerek söylüyorum, ihanet olarak görüyorum, özentilik olarak görüyorum ve gerçekten ben şahsen bunu kınıyorum. Ne düşünüyorsun yani, bu konuda? Şimdi buna birkaç şekilde cevap verilebilir. Şimdi buradaki en etkin şey, burada koleksiyoncunun bilinçli veya bilinçli olmaması olarak yaklaşmak lazım. Şimdi bizim özellikle son 2000'li yıllardan sonra Türkiye'de koleksiyonculuk gelişti. Fakat o birey olarak koleksiyonculara bakarsanız, bunların kaç tanesi sanat zevki olarak, yani sanata gerçekten duyarlı bir şekilde yaklaşıp yaklaşmadığına bakmak lazım. Şimdi bizdeki koleksiyoncular, özellikle son 10 sene içerisindeki isimlere tek tek baktığınız zaman çoğu money market'tan gelen insanlar. Doğru. Borsacılık falan yapıyorlar. Ve sanat veya big business. Evet. Çoğu bugün benim yaptığım incelemede tamamıyla resmi bir meta olarak alıp satan bir konuma geliyor. Mesela çok büyük koleksiyoncuyum diyen kişi yine resimleri satın alıyor fakat açık arttırmaya koyuyorlar. Yani aslında koleksiyonculuk kisvesi altında ticaret yapılan yani resim sevgisiyle yani koleksiyoner olmuyor diyorsun. Yok. Evet. Resim zevkiyle hiç alakası yok bu kişilerin. Bunlar mesela bir havuz oluşturuyorlar. 10 kişi, 5 kişi yan yana geliyor ve 20 milyon dolar koyuyorlar, 10 milyon dolar. Resim alıyor, resim satıyor, açık arttırmalara koyuyorlar. Yani onu nasıl bir lise senedi alıyormuş gibi. İki tane Ömer Uluç alıyor, birini satıyor, birisini bedavaya getiriyor. 10 tane başka birisini alıyor. Ve bunu zaten o konumda olan birisine ben artık Türk resmine girmiyorum demesi yani çok abes bir şey. Zaten girsen ne olur, girmesen ne olur diyeceksin. Şimdi bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi sence? Şimdi bir bakıma... Tüccar adamsın. Yani sanatın, resmin değerini yükselten bir şey mi, düşüren bir şey mi? Şimdi her ikisine de evet denebilir. Yani para girdiği için resmin değerini artırıyor. Yaşatan neden, öldüren nedenle aynıdır. Ha, şimdi birisi böyle spekülatif olarak 10 milyon dolarla giriyorsa resimlerin değeri artıyor. Fakat gerçek değeri o mu? Mesela bunu açık arttırmalarda gördük. Mesela 300-400 bin liraya satılan resimler oldu. Bugün onu alanlar acaba hakikaten o fiyata mı aldılar yoksa daha mı düşük aldılar veya o resimler satılmadı mı? Böyle soru işaretleri var. Yani koleksiyoncuyum diyen kişiye de inanmamak lazım aslında. Çünkü bu koleksiyoncuların yapmış olduğu koleksiyonlarda hangi eserler var, kaça almış, ne yapmış, ondan hiçbiri envantere girmemiş durumda. O zaman ne kadarı real, ne kadarı manipülatif. Sanal bir şekilde konuşuyoruz. Yani belirli resimler satıldı deniyor. Mesela şimdi açık arttırmalarda 5 milyon liralık satış oldu diyor. Ama kime satmış, nasıl satmış? Mesela yurt dışında bunlar suçtur. Eğer satılmışsa gerçekten Hammer Price'da tokmak vurur, üstüne %24 vergisi ödenir. Yani mesela de, Türkiye'de yani hangisi ödendi, hangisi ödenmedi? Türkiye'de bunlar suç olmadığı için mesela ben şu koleksiyona 1,5 milyon dolara resim sattım diye palavra sıkan ressamlar var. Normal bir ülke olsa o zaman biri der ki bir dakika ya bunun faturası nerede sen 1,5 milyon dolara sattıysan der. Bunu kimse sormadığı gibi o da
desteksiz atabiliyor. Çünkü sahte bir piyasa pompalanması içinde herkes bozuk düzenden nasibini almak peşinde. Ama ben kimi Türk koleksiyonerlerinin bu tavrını, görüşünü merak ediyorum. Şimdi Türk koleksiyoncular bir taraftan böyle bir çalışma yapıyorlar. Yani severek alan da var, bu şekilde spekülatif alan da var. Bu son 7-8 seneden beri uluslararası eser alma modası oldu. Çünkü bu bir trend de bütün dünyada oluyor. Çünkü fuarlar çok büyük bir gelişme oldu dünyada. İşte Basel fuarı var, işte Armory Show var, her tarafta Frieze falan. Buralarda sosyal bir hadise olarak mesela eşiyle birlikte ya da çocuğuyla gidiyor. Orada yaşıyor 3 gün, 5 gün. O sergileri geziyor. O arada bir şeyler alıyorlar. Ve bu şekilde bir uluslararası değerde resimlerin girmesi başladı Türkiye'de. Aşağı yukarı 10 yıl falan olmuştur. İkinci bir şey, biraz biz de bunu destekledik. Çünkü benim teorim şudur. Sanat eseri alırken evrensel değeri olan bir şeyi almak lazım. Yani bugün Japonya'da da satın, Los Angeles'te de satın, Paris'te de satın. Yani müşterisi oralarda da olan bir sanat eserini aldığınız zaman yatırım yaptığınız meta yahut da neyse sanat eseri bir değer kazanmış oluyor. Şayet yöresel bir sanat eseri almışsanız onu yöresel yerde satmanız gerekecek. Dolayısıyla yabancı resme girenlerin büyük bir kısmı dünya çapındaki çok önemli olan 10 isme girdi. Yani hepsini de almıyorlar. Mesela Damien Hirst alıyor, Andy Warhol, işte Murakami, işte Kiefer falan birçok isim sayabiliriz. Bu isimlere mesela 1 milyon dolar, 2 milyon dolar gibi paralar ödeyebiliyorlar. Demek ki bunlar sanat koleksiyoncusu, sanat sever değil, sanat tüccarlığı mı yapmak istiyor? Yani ileride bunu satmak için mi oluyor? Yani bir evrensel değeri olan bir yatırım yapmış oluyor. Bir nevi IBM'e yatırım yapmış gibi ya General Motors almış gibi oluyor. Ve onu büyük bir kısmı Türkiye'ye getiriyor. Büyük bir kısmı da yurt dışındaki depolarda tutuyorlar. Gerektiği zaman mesela belki 10 sene sonra o sanatçılar daha çok değer kazanabilir veya vefat eder 2-3 misli. O zaman belki oradaki açık artırmalara koyacaktır. Bu ticaretin bir parçasıdır. Yani burada aslında eleştirilecek bir durumda yok. Çünkü bir yerde zengin bir adama sürekli olarak para gelir. Ve o adam o gelen paradan rahatsız olur. Bir yere yatırmak ister. Hep bankada tutmaz. O zaman nereye yatıracak? Ya gayrimenkul alır, ya altın alır, pırlanta alır, sanat eseri alır. Ama sanat eserinin değer artışı hepsinden daha fazla olur. Şayet bilinçli olarak almışsınız. Yahşi, senin dediğini doğru kabul edecek olursak, evet, o zaman sen boş yere o Türk Çağdaş Sanat sergilerini düzenledin. Devletin desteklemediği ve dolayısıyla Batı'da konvertibilitesi hiçbir zaman Fransa, Amerika, Almanya arasında olduğu gibi olamayan sanat eserleri sattın. Ve burada da hala satmaya devam ediyorsun. Evet. O zaman sen kötülük mü yapıyorsun bu mantığa göre? Sen kötülüğü mü yaydın? O insanlar nihayet sana rağmen doğru yolu mu buldu? Sen bunu demiş oluyorsun onların bu tavrını savunarak. İçinde bulunduğumuz şartlar bu. Ama unutma ki Türk resmini Almanlar, Amerikalılar ve İtalyanlar gibi devlet desteklemedi, vakıflar desteklemedi. Paris Modern Sanat Müzesi, New York Modern Sanat Müzesi'ne veya Brooklyn Müzesi'ne ben sana sanatçı yollayayım, sen bana sanatçı yolla, eşanja girmediler. Çünkü arkada demin bahsettiğimiz devlet kopukluğu, kültür kopukluğu, din kopukluğu, ön yargılar vardı. Şimdi bütün bu faturayı sen bu ülkenin sanatçılarını çıkarırsan, o zaman ben de derim ki bu sonradan görmeler. Siz sanat diye bir şeyin var olduğunu zaten bizden öğrendiniz. Bırakın bu sahte özentiliği derim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi ihtilali yapan da idam edilebilir. Yani böyle bir şey var sanatta. Veyahut da şeyde işte, tarihte. Bugün mesela sabah akşam uğraşıp bir noktaya getirdik. Toplum tarafından da dışlanabilirsin. Bunu kabul etmek lazım. Yahut da bugüne kadar yaptığımız her şey yanlış da olabilir. Yani yeni bir nesil gelir, bizi siler atar, ekarte edebilir. Yani bunlara hazırlıklı olmak lazım. Veyahut da bir suçlu konuma da düşürebilir. Şimdi her nesil değişik şekilde hayata bakıyor.
Bizim nesil böyle bakıyordu. Biz bir tek Türk resmini alıp satabildik. Ben buraya Anselm Kiefer'i getirseydim zaten komik duruma düşerdim. Anselm Kiefer'den önceki önemli isimleri de getirseydim. Leon Jérôme getirsem kim olacaktı buraya? Getirip sergi atsaydım. Dolayısıyla biz bir şeyi başlattık. Yani 100-150 senelik birikmiş olan, yani 1860'larda yapıldığını düşünelim. 1880'lerde zaten akademi kurulmuş falan. Hiç olmayan bir şeyi biz 1970'li, 75'li yıllardan itibaren özellikle hızlı bir şekilde 80'li yıllarda çok hız kazandırdığımız bir şeyi bugüne kadar taşıdık. Bundan sonra gelecek olan sanat tarihçiler, siyaset bilimcileri, galericiler neyse bütün bunlar sosyologlar bir kitap yazmaları lazım. Türkiye nasıldı? Devletin bakışı nasıldı sanata? Bireylerin durumu nasıldı? İş adamların entelektüel durumu nasıldı? Sanatçılar hangi konumdaydı? Sanatçı aslında belki de sanatçılar da hazır değildi böyle bir şeye. Çünkü hepsi öğretim üyesiydi. Belirli maaşlarla çalışan kişiler de. İlk siz başlattınız yani bağımsız atölye kurmak suretiyle. Çünkü orada esas savaş odur. Yani hiçbir şeyiniz olmadan ürettiğiniz şeyi hep topluma kabul ettireceksiniz, hep para kazanacaksınız. Aynı şeyi ben de öyle zor durumda yaptım. Hem sergi açıyorduk, diyorduk ki bu ressam çok mühim bir ressamdır. Fakat bize inanan yoktu. Yani birçok kişi inanmadı çünkü müzemiz yoktu. İşte Batı ülkelerinde nasıl oluyor? Centre Pompidou'ya bir resim giriyor veya Tate'e. Oradaki resim aynı zamanda bir sergisi açılıyor. Diyoruz, diyorlar ki Tate'de, MoMA'da yahut da Guggenheim'de eserleri var. Biz de o sanatçıyı satıyoruz. O zaman çok büyük bir güven duygusuyla sizden bir şey alıyor. Bizde öyle bir şey yoktu. Çünkü olay çok ilkeldi. Sergiyi açıyoruz. Zaten sanatçı da isteksiz. Yani acaba bir şey olur mu, olmaz mı falan gibi böyle çok amatör konuşmalarla bir sergi açıyorduk. Edip Hakkı hocam da benim akademide. Hocam diyordu, resimlerimiz satıldı. Ya diyordu, hangi enayi bu resimleri alıyor diyordu bana. Yani kendisiyle bile dalga geçiyordu ressamlar. Nurullah Bey çok müthiş bir adamdı. Müthiş bir entelektüeldi o dönemde. Benim çok yakınımdı. Böyle ya diyordu, bunları ne yapacaksın diyordu. Bana resim yapardı. Alan oluyor mu derdi ki çok iyi bir ressamdır. Bugün bulması imkansız. Bana böyle 400-500 dolardan resim satardı. Ayda bir tane yapardı. Giderdim alırdım kendisinden. Parasını öderdik. Yani çok amatör bir şekilde gelişti sanat. Peki ben... Ve tek tek resimleri sattık. Evlerine davet edildik koleksiyoncuların. Akşam yemek verirlerdi onun şerefine, sanatçının şerefine. Yani amatör bir şekilde bir şey kurduk. Fakat 2000'li yıllar artık sanayi gelişmiş. 1960'tan sonra sanayi gelişiyor Türkiye'de. Bir birikim oldu. Üçüncü nesil zengin geldi. Anlatayım. Bu çok önemli. Şimdi... Bu üçüncü sınıf zengin her türlü değişikliği yapabilir. Yani Türk resmini sevmeyebilir, ilkel bulabilir, zayıf bulabilir. Ben gider batıdaki en mühim ressamı alırım çünkü benim cebimde para var der. 1 milyon doları veririm. Burada gidip 10 bin dolarlık niye resim alayım der. Otomatikman sanayici yahut da zengin olan kişi, yani iş adamı artık sınırlar kalkmıştır ve başka bir şeye doğru da gidebilir bu iş. Benim görüşüm. Öykü, toplantıyı izleyen biri olarak bir projenin içinde olan biri olarak neden şu soruyu konuşmadık diyeceğin, yönlendireceğin soru var mı kamera arkasında? Tamam, şöyle bir şey önerebilirim. 80'lere yine bu son 10 dakikada dönersek, o dönemin koleksiyonunu konuştuk, galerilerini konuştuk. Biraz eleştirel boyusunu, eleştirmenler üstüne gidebiliriz. Onun haricinde büyük sergileri konuştuk. Bir tek o nokta şey kaldı. 80'li yılların eleştiri dünyası bu resmin gelişmesine katkıda bulunuyor muydu? Emin Çetin'in, Sezer Tansu'nun, Hasan Bülent'in yazıları. Yani eleştirmenlerin yaklaşımı bu değişime nasıldı? Evet. Yani değişim olarak değil de
o zamanlar 3 tane önemli sanat yazarı var. Belki Kaya Özsezgin'i de koyalım. Tabii Kaya Özsezgin'i de koymak lazım. Tabii. Bir Emin Çetin Girgin çok aktif yazılar yazıyordu. Cumhuriyet Gazetesi hatırladığım kadar değil mi? Tabii. Sezer Tansu, Ankara'da Kaya Özsezgin vardı. Bir de Hasan Bülent Kahraman Kalın Dergisi'nde evet. Yazmaya başladı. O dönem... Jale Erzen de sanat tarihsel yazılar yazardı. Jale Erzen de hem onu yazardı hem de dergi çıkardı. Boyut dergisi. Dergisi. Şimdi 80'li yıllardaki o dinamizm, sanat eleştirmen, bugün öyle bir şey yok. Gösteri Dergisi de sanat yazılarının önemlerine yer verirdi. Gösteri Dergisi'nin de bir ağırlığı vardı. Evet, Milliyet Sanat da vardı. Hı. Bunlar aslında sanatı diri tutan bir konumdaydı. Bu grubun içinde Sezer Tansu biraz ayrı tutmak lazım. Zaten yaş itibariyle hepimizden daha... Allah rahmet eylesin. Evet, çok önemli bir sanat yazarıydı yakın arkadaşım. Onun özelliği şöyle, yazılarında birisini öne çıkartmak için o sergiyi gerilim yaratırdı, hücum ederdi. Ve o gerilimden bir konuşma vesilesi olurdu birçok insanda. Yani yazıyı okudu. Provokatif kelimeler seçerdi. Provokatifti. Ve böyle yerden yere vuran bir konuma da getirebilirdi birçok şeyi, sanatçıyı. Hem konuşmalarında, çünkü o yazıdan sonra konuşmalarını da devam ettirirdi her gittiği yerde. Böyle bir özelliği vardı ve gündeme gelirdi sanat. Mesela bugün öyle bir eksikliği hissediyorum. Yani bugünün yazarları biraz kurumsal yerlerde basın bülteni gibi bazıları. Maaşlı memur konumuna düştüler. Evet. Yani sanat yazarlığından çıktı birçoğu. Yani öyle başladı fakat değerli holdinglerin memuru konumuna düştü. Allah'tan çünkü Emin Çetin basında değil, kendi blogunda yazdığı için özgürce yazabiliyor. Başka bazı yazarlar mesela, ya Bedri özür dilerim, benim gazetemde senin adının geçmesi siyasi olarak yasak. O yüzden ben bunu yapamıyorum diye bana mesela bunu söyleyen yazarlar var. Düşün, çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Yani sanat tarihi olarak benden bahsedemiyor, siyasi ortam yüzünden ve evet, benim Atatürkçü duruşum yüzünden. Böyle enteresan şeyler yaşıyoruz şu anda. Çok hoş. Evet. Çok senin yorumun ne Öykü'nün sorusuna Emin'ciğim? Şimdi o dönem çok önemli bir dergiydi. Ben o dönemde tek bir yayın organında değil, bütün yayın organlarında yazıyordum. Olmadığım yayın organı bilmiyorum, belki vardır. En az Milliyet Sanat'ta çıkmıştı. Sezer Tansu çok önemli bir figürdü. Ondan sonra Cumhuriyet dışında nerelerde mesela yazıyordun? Hepsinde. Gösteride yazardım. Ondan sonra ne var? Kalın dergisinde yazardım. Sanat olayında belki. Sanat olayında. Sanat çevresi. Çok tamam. Kaldı yazıları var. Sanat çevresi, evet. Bir sürü dergi vardı. Hepsinde yazardım. O dönemde... Rahmetli Hamit Kınay Türk'ü de hatırlamamız lazım o ortamı tartışırken. O dönemde herhalde en çok yazı yazan bendi. Yani ayda 10-12 tane yazım çıkardı. Yani bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum ama işte çok iyiydi çünkü destekliyordum gelen sergilere, gündeme getirdim. Şimdi bu vesileyle bu eleştiri dünyası hakkında ben de belki son yorumumu şöyle yapmak istiyorum. O 80'li yıllarda gelenekselciler, sosyal gerçekçiler, figür ressamlarıyla biz avantgardlar arasında bir kavga vardı. Ve bu kavga şöyle yansıyordu, işte meşhur akademideki figüratifler ve soyutçular kavgası, bunun da dışarıda kimi figür ressamlarıyla buna polemik söylemi üstünden, özellikle Sanat Çevresi dergisinde filan, Yusuf ve benim yanıt verdiğim akademinin daha tutucu figüratif ressamlarıyla işin kavgası yaşanırdı. Evet. Türk Çağdaş Sanatı da buna yanıtını verdi, aradan 10 yıl, 20 yıl geçti, yolunu bizim çizdiğimiz yoldan yana sürdürdü. Ama bu bana hep şu açıdan komik geldi. Çünkü ben resmin gereğine göre, mesela ben kendi resmimde figür resmi de yapıyorum, soyut da yapıyorum. Daha sonra 90'ların ikinci yarısı ve 2000'lerde de kavramsal sanat
tuval sanatı kavgası başladı. O da bana çok komik geldi çünkü ben tuval dışı şeyler de hep yaptım. Tuvalde de şeyler yaptım. Fakat enteresan bir şekilde kendisine avantgard diyen ve kavramsal işler yapan sanatçılar tuval resmi yapanları hep küçümsemeyi tercih ettiler ve onları aşağılamayı tercih ettiler. Halbuki bunun batıda da bir karşılığı yoktu. Çünkü dünya galerilerinden tüm dünyanın en büyük müzelerine kadar tuval resmi daima canlı kaldı ve daima dikdörtgen üstünde yeni bir şey yapıp o yılın imzasını atmak zaten tarihe en iddialı meydan okuma olarak çıkıp kaldı. Şimdi orada senin yaptığın kavramsal resimlerin birebir karşılığı yaşanılan olaylardı. Bu çok önemli. Yani Bedri'nin tuval resminden daha önemlisi bence benim dikkatimi çeken. Bedri'ye ben başında çok karşı çıkmışımdır. Bedri'yle yıldızımız o kadar kolay barışmamıştır. Doğru. Yani aynen. Yani Bedri'yle büyük bir mücadele döneminin sonunda biz dost olmuşuz. Gerçi görüşmüşüzdür, o bana gelmiştir, benim evime geldi, ben onun evine gitmişimdir, sahada buluşmuş, konuşmuştur. Ama bu konuşmaların %99'u tartışma üzerinedir, kavga etmek üzerinedir. Medenikçi kavgalar, içerikli tartışmalar. İlan bile verdi. Tabii, sonra bıraktıktan sonra gel tartışalım diye benim için gazete ilanları vermiştir. Evet. Çok enteresandır. Özlüyorum tartışmalarımızı diye. Tartışmalarımızı özlüyorum diye ilan vermiştir. Çok enteresandır. Bedri ile biz ne zaman dost olduk? Bak çok önemli. Şimdi şunu söyleyeceğim. Sezer, yani benim sağım solum belli olmaz. Ben bilirim bunu. Ne zaman ne yapacağımı belli olmadığı için daha kontrollü durmaya çalışırım ama yani zaman zaman da çizgiyi aştığımız olur. Çok sert eleştirilerde bu karşımızdaki bunu Bedri kadar anlayışlı davranmayanlar olmuştur. Dostluklarımız bitmiştir. Buna rağmen Bedri her zaman dostluğumuzu sürdürmüştür. Çünkü Bedri Türkiye'nin en demokratik figürlerinden bir tanesidir. Onun için ben de çok severim. Her şeyi yüzüne karşı konuşur. Aynı. Şimdi Bedri çok önemli bir karakter. Evet. Yani Bedri kapasitesinde 2-3 adam olsa Türkiye sanatı başka bir noktadaydı. Şimdi Bedri de ne zaman bizim yıldızımız barışmıştır? Çok önemlidir. Biyanel'de. 1. Biyanel'de ve ondan önce mi? Demokrasinin kutusu. O dönemde belki demokrasi kutusunu yapmasında. Kavramsal sanat diyor, ondan dolayı bunları anlattım. Demokrasi kutusu adında bir kutuyu, Türkiye'nin gerçeğine tekabül eden bir kutuyu sergi salonuna yerleştirmesiyle bizim Bedri ile bu. Ve 12 Eylül iktidardayken Evren ve Özal'la tek parti dönemi. Tabii yani Kenan Evren'in gözleri toplumun üstündeyken, yani ne diyor Nazım, Stalin'in bıyığı çorbamızın içinde diyor ya, onun gibi Kenan Evren'in gözleri bizim üstümüzdeyken, o demokrasi kutusunu yaptıktan sonra, sergi salonuna yerleştirdikten sonra Bedri ile bizim yıldızımız barışmıştır. Ondan sonra aynı yöne bakmaya başlamışızdır. O dönem belki Avni Mehmetoğulları vardı, Balabanlar vardı, siyasi sanat yapılıyordu, Mümtaz Yener'ler vardı. O başka bir şeydi. O resmi Sovyet... Aydın Ayan'ın da işte o... O Aydın Ayan şey ayrıdır ama... Yeni dal grubu. Yeni dal grubu. Bu Nuri İyemler, bu resmi halkçı ideolojinin, Sovyetik propagandasının devamıydı. Bunda toplumsal eleştiri yoktu. Orada bir sosyalizm söylemi vardı. Alışa geldik. Dünyada yapılan sosyalist, gerçekçi resmin Türkiye'ye yansımasıydı. Ama demokrasi kutusunda Türkiye'nin gerçeğine tekabül eden bir eleştiri vardı. Birebir iktidara yöneltilmiş olan, çekilmiş olan bir silah vardı. Bu çok önemliydi. Yani siyasi bir mücadele aracı olarak sanatın sergi salonuna yerleştirilmesiyle birlikte Bedri'yle biz el sıkıştık.
Daha sonra da Kubilay Odası. Daha Muammer Aksoy'un öldürülmesine 3 yıl varken bu tehlike geliyor, şeriatçılık tehlikesi diye Kubilay Odası'nı yaptım. Biennale'de hatırlarsın ve sonra 88'de işkence ve sansüre karşı o AKM'deki büyük sergiyi açtım. Şimdi Bedri'nin Sezer Tansu'yla şeyleri de olmuştur. Polemikleri. Sıkıntıları da olmuştur. Şimdi Sezer Tansu'yla benim de çok sıkı atışmalarımız olmuştur. Buna rağmen Sezer Tansu bana çok büyük destekler vermiştir. Rahmetli Sezer Tansu, lafını kesin son bir cümle söyleyeceğim. O bütün o atışmalarımız ve benim o gazete kupürleriyle yaptığım işte soyut resimler, siyasi resimler falan, bunlara çok sert karşı çıkmıştı o zaman Sezer Tansu. Allah rahmet eylesin. Sonra hastane ziyaretinde, zorluğunda, daha sonra bahsettiğim demokratik, tabii ki hoşgörü bile demeyeceğim, demokratik karşılıklı alan tartışmasıyla yine hastanede ziyaret ettim, dostu da kaldım, diyaloğumu da sürdürdüm. Bu dünyanın içinde çok önemli bir insan. Evet. Sezer Tansu hakkını teslim etmek lazım. Türkiye'de gerçek sanat eleştirisini başlatan insandır. Evet. Derdi ki bana, iyidir, kötüdür bilmiyorum yani. İşte burada yeri geldiği için söyleyeyim. Sanat eleştirisi bağımlı içeriden yapılmaz derdi. Sanat eleştirmeni serseri olmak zorundadır derdi. Bu sende var, gerisi gelir mi derdi. Biz de gülümserdik tabii. Yani sanat eleştirisi içeride bir yere ait olarak yapılmaz. Herkes fazla dostunsa yapamazsın bu eleştiriyi. Dışarıda olman lazım, dışarıda durman lazım. Son bağlayıcı cümleleri alalım. Son bağlayıcı cümleler Yahşi Bey. Hep dışında kaldı, pek taciz vermedi. Bir miktar katalog yazıları yazmıştır son senesinde. Yani ekonomik normal şey, gayet normal. Ama söylediğini sonuna kadar savunan bir kişiydi. Kesinlikle. Son cümlelerinizi alalım Yahşi Bey. Birkaç şimdi, cümle karşılıklı alıp bitirelim. O zaman ilk başa dönelim. Emin Çetin böyle herkesin nefret ettiği bir galeri gibi falan çalıştırdık. Yok, o provokasyondu. Merak etme, biz senin değerini biliyoruz. Şöyle söyleyeyim, hiç kimseyi kandırmadım ben bugüne kadar. Mühim olan budur. Yani inandığım bir şeyi savundum. Ressamlarla, her ressamla çalıştım, o hayatta olan, olmayan. Hepsinden diyaloglar kurduk. Fakat orada bir yanlış anlaşılma var, onu düzeltmek lazım. Resim fiyatları çok ucuzdu ben galeriyi açtığım zaman. Yani 300-400 dolarlık falan bir şey ortamın içerisinde. 500 dolar, 1000 dolara resim bile yoktu o yıllarda. Fakat Türkiye'de bir değişim oldu, parasal değişim. Dolarda artma oldu. Mesela ben galeriyi açtığım zaman dolar 15 liraydı. Yani 16 lira oldu, sonra 70 lira oldu. Sonra 100 lira oldu. Yani çok büyük atlamalar oldu. Ve çok ucuz kaldı satın almış olduğumuz resimler. Yani 200 dolar birdenbire mesela 2000 dolar oldu. Yani 2000 dolar nasıl oldu, 200 dolara aldı diye beni çok eleştirenler oldu. Fakat o Türkiye'nin ekonomik bozukluğundan dolayı o değişim oldu. Dolayısıyla biz çok ucuza resim almış olduk o yıllarda. Ve bu bizi böyle çok ucuza resim alan, ressamları zor durumda bırakan bir imaj yarattık. Fakat bizim yapmış olduğumuz o çalışmalar piyasa olmadan avantgard resimleri aldığım için esas riske ben girdim. Ressamlar girmedi aslında. Yani piyasası olmayan bir şeye ben 200-300 dolar veya 500 dolar veriyorsam esas risk bendedir. Ressam onun farkında olamaz. Yahşi merak etme, biz bunu çok iyi çok iyi anlıyoruz ve farkını da görüyoruz. Tabii, yani yoksa onları kandırmış falan yok, da değil. Bunu tabii kesinlikle reddediyorum. Tabii. Biz o 200 dolara aldık, 300 dolara sattık. Zenginlere sattık, 100 dolara kârla. Ben seni suçlamış değilim. Biraz konuşturmak için kışkırttım yalnız. Dolayısıyla o evlere giren resimler bugün o ressamların çok meşhur olduğunu gösteriyor. Yani o evlerde görünen resimler müzede olmadığı için orada görenler tekrar resim aldılar. Sonuçta sanatçıya çok büyük faydası oldu. Çok teşekkürler. Şimdi bu görüşmeyi burada bitirelim.
Tamam. Ve nasıl olsa diyorum ki bu ortamı beğendik. Belki bu, belki bunun bir tekrarını bugün hakkında, Türk sanatının bugünü hakkında, müzayede krizi hakkında, piyasa hakkında, dışa açılımının ve açılan yeni müze galerilerin ne kadar sağlıklı olup olmadığı hakkında bir ikinci turunu yaparız. Güzel. Diyerek şeyi anlatmadım. Evet. Onu kestiniz. Diyerek bitiriyorum. Yani, tabii şimdi bitirdik de. Mesela müzeler kuruldu. O müzelerin Türkiye'ye ne kadar faydası şey, var? Şey, işte ikinci bölümde. İkinci bölümde. Tamam. Sen kapattı değil mi? Evet. Mesela şimdi ayrı konu gireceğiz. Girin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yahşi Baraz'a ve Emin Çetin Girgin'e ve Öykü Eras'a. Hem bu sergiye katkıda bulunan hem bu videoyu çeken. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladığınız için Baraz Mabedi'nizde. Bunun bir sonraki turunda da Türkiye'de bugün müzecilik, galericilik, piyasa, müzayede sistemi onları ele alacağız. Geçmişe baktık, bundan sonra da ileriye bakacağız. Evet. Çok teşekkürler. Geldiniz. Sağ ol.